Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne oluyor başlıyor. Birazdan şu başlığı konuşacağız ve tartışacağız. Türkiye'nin işi bundan sonra daha da mı zorlaşacak? Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'e yönelik hava saldırılarını destekliyoruz dedi. Bir başka açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry'den geldi. Türkiye operasyonlara destek verecek. Şimdi yeni bir durum söz konusu. Kürtler bir tarafta, Rojava'daki durum bir tarafta, diğer tarafta IŞİD operasyonu, ayrıntılarına bakacağız. Birazdan birlikteyiz. Bizden ayrılmayın, soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sayın seyirciler tekrar merhaba. Biraz önce söylediğim gibi bu akşam Türkiye'nin işi bundan sonra daha mı zor? Bu konuyu konuşacağız. Çünkü aslında geldiğimiz, dayandığımız noktada pek çok denge var. Bir tarafta Rojava'daki durum, Kobane'deki durum, Salih Müslim'in açıklamaları var. Türkiye bize yardım etmiyor eleştirileri var. Kandil'den yapılan açıklamalar var. Böyle giderse çözüm süreci biter diyor Kandil. Öcalan başka bir şey söylüyor. Bugün İmralı'ya heyet gitti. Görüşmeden anladığımız hemen görüşmeler müzakereye dönüşsün mesajı veriyor Öcalan. Çözüm sürecinin devam etmesi için. Diğer taraftan Amerika koalisyona Türkiye'de dahil olacak. Bize destek verecek diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, evet, Amerika'nın havadan saldırıları, havadan operasyonları iyi bir şeydir. Bütün bunlar nasıl bir araya gelecek? Nasıl dengeler yeniden kurulacak? Bütün bunları konuşacağız. Yani rehineler Türkiye'ye döndü, sağ salim döndü. Bu konu aşıldı. Bu operasyondan hükümet başarıyla çıktı ama ya bundan sonrası? Şimdi ne olacak? Kimlerle birlikteyim bu akşam? Konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Abdülkadir Selvi bizimle birlikte, Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Altan bizimle birlikte, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda gazeteci, yazar, pek çok şapkası var. Yazar. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Koray Çalışkan bizimle birlikte, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı şekilde yazar, gazeteci de diyebiliriz. Radikal'deki köşe yazarlarıyla onu takip ediyordunuz. Ve Mustafa Akyol, yine gazeteci yazar diye sizlere tanıtabilirim. Hoş geldiniz. Bugün aramızda bir tek milletvekili var. Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekili bizimle birlikte. Ankara stüdyomuzdan bizimle birlikte. Galip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi biraz daha iyi duyabilirsek zannediyorum daha iyi olacak. Çünkü ilk soruyu size sorarak başlamak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta genel kurul toplantılarına katılacak Birleşmiş Milletler'in. İlk açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava operasyonu doğrudur, yerindedir. Bundan sonra ne olacağını, koalisyonda ne şekilde yer alacağımızı, neler yapacağımızı hükümetle görüşeceğiz dedi. Hemen ardından Kerry'den de bir açıklama geldi ve dedi ki Türkiye koalisyona katılacak ve cephe hattında yer alacak. Şimdi bu doğrudan otomatikman tabii ki bize şu soruyu sordurmayı gerektiriyor. Bu cephe hattında yer alacak ne anlama geliyor? Bu konuda olgunlaşmış, ortaya çıkmış bir plan var mı? Anladığımız kadarıyla rehineler krizinden sonra şimdi daha aktif bir şekilde Türkiye'nin yer alması söz konusu. Bize şöyle ana başlıklarından söyler misiniz? Hükümetin kafasından geçen nedir? Tabii bunları Sayın Cumhurbaşkanımız döndükten sonra, Başbakan ve hükümet yetkilileriyle bu konuyu konuştuktan sonra kendileri açıklarlar. Ancak Türkiye'nin daha aktif mi rol alır, pasif mi rol alır onu bilemem ama mutlaka bir şekilde bu koalisyonun içinde ve bundan sonra fikirlerini daha net ifade edebilecek. Çünkü bugüne kadar gerek içeride gerek dışarıda bu konular tartışılırken Türkiye'nin fikirlerini net ifade etmediği gibi bir takım eleştiriler vardı. 49 rehineden dolayı onların can güvenliği bizim için en öncelikli konuydu. O yüzden IŞİD meselesi konuşulurken sürekli temkinli, onların can güvenliğine zarar vermeyecek şekilde bir pozisyon alıyordu Türkiye. Ama bundan sonra fikirlerini eminim daha net ifade edecek herkes. Çünkü
Tabii bu konu IŞİD meselesi artık bir uluslararası soruna dönüştü. Bütün dünyanın meselesi haline dönüştü. İşte 80 ülkeden terörist topladığı söyleniyor. Ve bir taraftan da eylem biçimleri insanlığa karşı suç işliyor. Yani vahşice eylemler yapıyor ve insanlığa karşı suç işliyor. Bütün dünyayı artık ilgilendiriyor ama bizi birebir ilgilendiriyor. Niçin birebir ilgilendiriyor? Yani Amerika 10 bin kilometre ötede, İngiltere 5 bin kilometre ötede ama Suriye ve Irak bizim yanı başımızda. Biriyle 850 kilo, 40 kilometre, biriyle de 450 kilometre sınırımız var. Yani bizim herhangi yanı başımızda bu olup bitenin bizi etkilememesi diye bir şey söz konusu değil. Daha iki gün önce Kobani'ye yapılan saldırı neticesinde 138 bin sığınmacı iki gün içinde Türkiye'ye sığındılar. Yine Suriye'de devam eden savaştan dolayı 1,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de halen sığındığını biliyoruz. Irak'ta gerek IŞİD'in Şengal'e ve şeyi yaptığı saldırılarda, Mahmur'a yaptığı saldırılar sonucunda da hem sınırımızın öte yanında hem de bu tarafında, öte yanında 150 binin üzerinde, sınırımızın bu tarafında da 30 bin Ezidi'nin olduğunu şu anda biliyoruz. Bu işler en çok da bizi ilgilendiriyor. Hem siyasi olarak ilgilendiriyor, hem ekonomik, hem sosyal, her alanda bizi ilgilendiriyor. Türkiye'nin geleceği açısından da bizi ilgilendiriyor. Yani bir taraftan Irak'ta Kürdistan bölgesel yönetimine saldırırken IŞİD aynı zamanda Ezidilere ve farklı gruplara da Türkmenlere de saldırdığını biliyoruz. Onların durumu ortada. Bu tarafta da Kobani'ye yaptığı saldırı sonrasında işte Karayılan'ın yaptığı açıklamalar var. Salih evet. Müslim'in yaptığı açıklamalar var. Bir taraftan bir günde, iki günde 150 bin sığınmacı bu tarafa gelirken öbür taraftan siyasi olarak da işte süreci etkileyen bir takım evet. faktörler dile getiriliyor. Burası herkesten çok bizi ilgilendiriyor. Bundan sonra ne şekil burada olacağımızı daha net bir şekilde ifadeyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkilileri bir araya geldikten sonra ifade edilecektir. Evet, şimdi isterseniz bunun ayrıntılarını biraz konuşalım, tartışalım. Elbette ki hükümet buna karar verecek ama şu an masanın üstündeki göstergeler, en azından bilgiler, istihbaratlar neyi gösteriyor? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Hemen Abdülkadir Bey ile devam edeyim. Abdülkadir Bey, şimdi Galip Ensarioğlu diyor ki evet Cumhurbaşkanı ile Başbakan karar verecekler ama bu kadar bir zaman var mı? Türkiye'nin çok hassas bir dengenin ortasında yer alıyor. Bir taraftan işte görüyoruz çözüm süreci bitecek. Açıklamaları gelmeye başladı. Eğer harekete geçmezse, Türkiye silah yardımı yapmazsa, sınırı açmazsa Kürtlere destek gitmesi için. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta tampon bölge konusunda ikna etmeye çalışacak ama ne kadar ikna edebilecek Rusya karşı? Ne yapacak? Somut sanki Türkiye'nin de bir planı yok gibi. Var mı? Var. Bence biraz da net olarak konuşmakta yarar var. Böylesine önemli ve büyük bir olayda ne kadar net konuşulabilirse o kadar net konuşmaya burada çalışacağım. Tabii ki bu bölgede özellikle IŞİD olayı birçok şeyi olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle çözüm sürecinin bölgesel ayağında çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Ama ben bu sorunlar ortaya çıkmışken şunu da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Biz çözüm sürecinin ne kadar da hayati olduğunu bir kez daha gördük. HDP'liler şu ana kadar taş atmak ya da eylem yapmak yerine bugün farklı bir yöntemi denediler ki bence başından beri tercih edecekleri yöntem bu olsaydı daha yararlı olurdu. Yani IŞİD'in saldırıları karşısında sınırınıza gelen 138 bin insanı ki bunların ağırlığı Kürtlerden oluşan bir grubu bu ülke 24 ya da 48 saat içerisinde topraklarına kabul ettiyse bu ülke taşlanmaz. Bu ülkeyle diyalog kurulur. Bugün HDP heyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan'la görüştü. Sayın Numan Kurtulmuş da çünkü o sınırdaki organizasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısı bir araya gelecekler. Ya bu gece ya da yarın Sayın Başbakan'la da HDP heyetinin bir araya gelip bir görüşme yapmaları söz konusu. Yine ben bu konuda yarın başka bir
kritik görüşmenin de olmasını bekliyorum. Bu arada şu bu açıdan. HDP ile Davutoğlu bir araya gelirlerse bu çözüm süreci başladığından beri ilk defa üst düzey görüşme evet. olacak değil yani mi? Yani Sayın Başbakan'la ilk görüşmeleri olacak. Çünkü daha önceden Sayın Erdoğan'la farklı temasları oluyordu ama Sayın Davutoğlu ile ilk görüşmeleri olacak ama Sayın Yalçın Akdoğan'la, Sayın Numan Kurtulmuş'la, Sayın Başbakan'la ayrı bir başka önemli görüşme daha bekliyorum. Şu açıdan önemli. Elbette ki kritik bir süreçten geçiliyor. Biz bu Kobani'de yaşanan sorunu sadece Kürtlerin sorunu olarak da göremeyiz. Çözüm süreci olsa da göremeyiz, çözüm süreci olmasa da göremeyiz. Ama burada izlenecek yol ve yöntemi yine birlikte ve diyalog içerisinde belirlenecek. Ben IŞİD'le mücadele konusunda da isterseniz bu konu daha genişler çözüm süreciyle ilgili konular. O konuda da bir şeyler söylemek durumundayım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da yaptığı açıklama ardından Kerry'nin Türkiye cephe ülkesi olacağı şeklindeki açıklamanın çok iyi yerli yerine oturtulması gerekiyor. Bir, Türkiye IŞİD'le mücadele yani terörle mücadele konusunda zaten başından beri de IŞİD'i bir terör örgütü olarak kabul etti ve bu mücadeleyi destekleyen bir ülke. Bugün biliyorsunuz koalisyon ülkelerinin yani Amerika'nın öncülüğünde, Arap ülkelerinin de katılımıyla IŞİD'e önemli bir müdahale oldu. Hava operasyonu oldu. İngiltere bir açıklama yaptı. Ben o operasyonda yokum. Çünkü İngiltere'nin şu anda IŞİD'in elinde bir rehinesi var. O nedenle İngiltere dahi bu konuda dikkatli olmayı seçerken bizim 49 rehinemiz varken elbette dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyordu. Ama bu IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu, bu mücadeleye destek verdiğini hiçbir zaman engellemedi. Belki o konuda daha dilimizin dikkatli olması gerekiyor. Neden? Çünkü IŞİD en büyük zarar İslam'ın imajına veriyor. Ayrıca biz bölgede olarak zaten sınırlarımızdan şu ana kadar giren 138 bin kişi ama bu sayının 600 bine çıkabileceği söyleniyor. Suriye ile Irak arasında fiilen zaten sınırlar kalkmış durumda. Ayrıca biz Sünni Arapların zaten başından beri Türkiye Sünni Arapların Irak yönetiminde temsilinin IŞİD gibi radikal grupların ortadan kalkmasına ya da gelişmesine engel olacağı tezini savunuyordu. Şimdi IŞİD'in Sünni Arapların tek temsilcisi ve bunu da terör yöntemiyle yapan bir örgüt olması şu anda yeni oluşan Irak yönetiminde Sünni Arapların yönetimde yer almasının önündeki ciddi engellerden birini oluşturuyor. Bu konuda Türkiye ne yapar? Türkiye'nin ben bir kara gücü olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte bunu değerlendiriyorum. Bir kara gücü olarak girmesini beklemiyorum. Çünkü Türkiye'nin böyle bir politikası yoktur. İkincisi Türkiye'nin Kerry'nin ifade ettiği gibi bir cephe ülkesi olmasını da beklemiyorum. Ama Türkiye IŞİD'le mücadelede bu koalisyonun içerisinde ona lojistik destek verebilir. Artı burada tampon bölge deyimi çok da mümkün gözükmüyor. Yani Amerika'nın tampon bölgeye çok sıcak bakmadığı gözüküyor. Ama bir güvenli bölge oluşumunda, güvenli bölge için ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da gerekmeyebilir. Koalisyon ortakları bunu arasında sağlayabilir. Güvenli bölgeler oluşturduğunda bunun karadan askeri olarak güvenliği ve havadan savaş uçaklarıyla denetiminde de rol alabilir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın katkısını bu yönde görüyorum, öyle değerlendiriyorum. Mehmet Altan, bu mümkün mü? Yani 49 rehinenin sağ salim dönmüş olması Türkiye'nin başındaki derdi bitirdi mi? Siz katılıyor musunuz? Zira Alman Bild gazetesinde MIT kaynaklı bir rapora yer verildi. Doğrudur yanlıştır bilmiyoruz ama öyle iddia ediliyor ve MIT Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu raporunda IŞİD'i kontrol altına alamıyoruz. Türkiye'de hayatın her yerindeler dediği öne sürülüyor. Ne diyorsunuz? Bir kere 49 rehine nasıl kurtulduğu çok net ve aşikar değil. Yani bu cephe hattında yer alacak açıklamasının hemen öncesinde çünkü Türkiye benim orada rehinelerim var diyerek IŞİD konusunda net bir tavır takınmıyordu. Ve bu davranışın hemen ardında bir anda 49 rehine, 3'ü Iraklı, 46'sı Türk,
iade edildi ve hemen ertesinde de bu gelişmeler oldu. Ama belki günlük siyaset hangi istikamette yapabilir mi, yapamaz mı? Bunun biraz da daha geniş bir dinamiğini incelersek, şimdi 2014'teyiz. 100 sene önce 1914'te bu coğrafya nasıl bir coğrafyaydı? 2114'te nasıl olur? Yani 20. yüzyılın dinamiklerini, mesela ben hiçbir televizyon programı görmedim. 1914'ün 100. yıl dönümünde bu yüzyılı değerlendiren ki en büyük etkisi bu topraklara ve bu ülkeye, bu topluma, bu devlete oldu. Şimdi böyle bir bilinci 100 yıl önce, 100 yıl sonra üstünden hayata bakan bir arantısı, bir laboratuvarı, bir zihinsel egzersiz olmayan bir yer burası. Onun için de aslında 21. yüzyılın dinamiklerinin bir fikirsel egzersizle okunması üstünden bir dış politika, bir iç politika oluşturuluyor mu, oluşturulmuyor mu? Dünya sistemi iyi inceleniyor mu ince? O açılardan baktığınız vakit aslında ne oldu? Türkiye'yi çok sert bir sınava tabi tutuyor uluslararası sistem. Yani son zamanlarda benim görmediğim kadar büyük alarmlar çalıyorlar. Örneğin dinlemelerle ilgili Almanya dinliyorum diyor. Hatta bunu bana bir sor, niye dinliyorum diyor. Türkiye katiyen sormuyor. Amerika dinliyor, İngiltere dinliyor. İçeride hayırlı olmayan bir sürü işin açığa çıkması bu dinlemeler sayesinde oluyor. Ve bir Şangay Beşlisi'yle NATO arasında Batı dünyasının insan hakları demokrasisiyle Allah için siyaset yapma çizgilerinde bir karma karışık bir durum var. Hem bir kulübün üyesisiniz, hem de buna bütün tavrınız aykırı. Buna karşı cephe almışlarla fazla içli dışlısınız ki bunun herhalde belgeleri dış dünyada çok daha fazla. Şimdi böyle bir durumda gelip Washington'da soruyu sordular. Kardeşim sen tavrını netleştir. IŞİD'e karşı durumun nedir? NATO batıdan mı yanasın, yoksa bir şekilde Allah için işte din çok önemlidir, şudur budur faktörleriyle başka bir yerlerde misin? Bunun cevabı Washington'dan Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla bence şu an için gelmiş gözüküyor. Yani? Yani gördüğüm kadarıyla bu cephe hattı meselesi ciddi bir mesele. Yani Türkiye NATO'dan yana ya da Batı'dan yana ya da ya, tabii yani bir daha ileride eğer Trump'tan yana kullanacak. Değilsen ben NATO'dan yana değilim. Cephe hattına da girmeyeceğim. Yani bu bloğun içindeyim ama ittifak başka yerlerde arıyorum dersen de, bunu demeye devam edersen de ne olurum da göstergeleri yahut bunun imaları ne olduğunu da bilmiyorum. Mustafa Akyol, katılıyor musunuz? Farklı düşünüyorum bazı noktalarda. Şunu söyleyeyim, evvela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ile birlikte, yani Amerika'nın organize ettiği bu uluslararası koalisyona katılacağını Türkiye'nin açıklaması, dahası bunu doğru bir operasyon olduğunu önce söylemesi ve buna katılım ifadesinde bulunması çok önemli. Bu bana sorarsanız Türkiye'de son dönemde Türkiye ve IŞİD ilişkisi hakkında ortaya çıkmış olan iki zıt ezberi birden bozuyor. Ne bu ezberler? Bir tanesi ezber şu, daha ziyade muhalefetten duyuyorduk bunu. Türkiye IŞİD'i çok seviyor aslında. IŞİD'i alttan destekliyor. Silahlar gönderdik IŞİD'e. IŞİD Türkiye'nin Kürtlere karşı kullandığı bir koz. Silahlar işte oraya gitti zaten bizim, yani iradi olarak Türkiye'nin ortaya çıkmasından memnun olduğu bir yapı olduğu tezi. Bunu hem muhalefetten biraz Suriye Kürtlerinden de bazen duyuyorduk. Bence bu baştan beri yanlış bir tezdi. IŞİD Türkiye için bir tehditti. Türkiye IŞİD gibi yapıların ortaya çıkacağını geç öngördü. Böyle bir hatası var Türkiye-Suriye politikasının. Ama bu ne olduğu ortaya çıktıktan sonra da bu hakikaten Türkiye için tehdit olarak ortaya çıktı. Fakat 49 rehine meselesi nedeniyle de biraz Türkiye'nin eli kolu bağlı olarak kaldı. Yani bu yanlıştı bence. Bu biraz bunu ortaya koyuyor. Diğer ezberde neydi? Bu Amerika'nın yaptığı şey yeni bir Haçlı Seferi'dir. Orta Doğu'ya yeni bir saldırıdır. Emperyalist bir şudur budur. Türkiye'ye karşı tuzaktır belki de. Türkiye tabii ki buna katılmayacaktır. Türkiye tamamen kendi bildiğini yapacaktır. Hiçbir şekilde artık bu batıdan bağımsızız, biz yeni bir gücüz falan. Bunun da aslında
bu kararla birlikte çok isabetli bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü şu bir gerçek, evet, yani Amerika'nın bölgede bir askeri operasyon yapmasına Irak hafızasıyla, Amerika'nın İsrail'e verdiği bu kadar haksız destekle tabii ki refleksif olarak bu bölgenin insanları karşı çıkıyorlar. Ama bir de bir gerçek var, yani işi çok korkunç bir tehlike. İnsanlar ölüyorlar ve buna karşı yardım istiyorlar. Yani buna Madagaskar bir şey yapmıyor. Yani dünyada bir tane süper güç var ve dolayısıyla Arap ülkeleri, Katar dahil, Türkiye'nin en iyi müttefiki olan Katar'ın da dahil olduğu bir yapıyla Amerika buna havadan bir operasyon yapıyor. Ve sonuçta hani artıyı eksiği bir kenara koyduğunuzda buna katılmak demek ki daha rasyonel olarak bulunmuş. Yani ben burada hükümetin bugün gelen haberlerle beraber rasyonel bir karar aldığını, hükümetin demeyeyim Cumhurbaşkanı'nın ama hükümetle tabii ki birlikte aldığını ve bunun iyi, müspet olacağını düşünüyorum Türkiye açısından. Ha, bu IŞİD'i bir anda ortadan kaldıracak mı? Tabii ki hayır. Yani Abdülkadir Bey'in dediği gibi IŞİD'in de bir sosyolojisi var. Bu doğru. Ama sosyolojisi olsa da terör gruplarının bir noktada onunla silahlı mücadelede bulunmanız gerekir. Yani PKK'nın da sosyolojisi olduğunu, yani bir başka tabirle onu ortaya çıkaran şartlar olduğunu çok konuştuk biz Türkiye'de. Ama PKK silahlı saldırı yaptığında da buna mukabil etmek gerekiyordu. Diğerini de düşünmek gerekiyordu. Dolayısıyla Amerika'nın bu organize ettiği bombardımanlar müspettir bence. Fakat tabii ki asıl olarak Irak nasıl barışa kavuşacak? Bunun için Irak'ta kapsayıcı bir hükümet nasıl? Bu tabii ki çok önemli. Türkiye'nin görüşleri de doğru burada. Öte yandan da Suriye'de de Esad rejimi ki asıl vebal aslında oradadır. Onun vahşetine bir tepki olarak çıkmıştır IŞİD vahşeti. Suriye'de nasıl bir çözüm olacak? Bunların da mutlaka düşünülmesi gerekiyor. Türkiye'nin burada komplo teorileriyle yani birbirini şeytanlaştırma yerine bu işleri rasyonel olarak tartışmaya alışması lazım. Şimdi önümüzdeki günlerin soru işareti Esad'la Ankara ne yapacak? Bunu konuşacağız yani birazdan ama hemen bu sosyoloji meselesine değineyim. Aslında Metin Güneş, CNN Türk'ün Londra temsilcisi çok güzel bir yazı yazdı. Tony Blair bu sıralarda hava operasyonları yeterli olmaz başlıklı konuşmalar yapıyormuş İngiltere'de. Metin Güneş de diyor ki herkes de ona biz seni biliyoruz. Sen daha konuş minvalinde cevaplar veriyor. Çünkü işte kimyasal silahlar meselesi Irak Savaşı'nda malum olmayan savaş silahlar yüzünden savaşı başlatan adam olarak görülüyor Tony Blair. Kimse onun söylediklerine itibar etmiyor ama yine de ne dediğine bir bakmak lazım. Orada da Tony Blair şunu söylüyor. İstediğiniz kadar havadan bombalayın. IŞİD'in halk içindeki desteğini görmezden gelirseniz bu operasyonlarda başarıya ulaşmanız imkansızdır. Dolayısıyla kara operasyonuna muhakkak ihtiyaç vardır diyor Blair ve muhakkak IŞİD'in halkla olan temasının kesilmesi gerek. Şimdi bu nasıl ve ne şekilde kesilecek? Kim kesecek bu irtibatı? Bu doğru bir tez midir? Ne düşünüyorsunuz? Bunu da katarak lütfen. Yani o tezin yarısı doğru, yarısı yanlış. Yarısı doğru, yarısı yanlış şeyler genelde pek itibar gösterilmemesi gereken şeyler bence. Çünkü bir saat bile, duran saat bile günde iki defa doğru gösterir derler ya. IŞİD'le ilgili iki tane konuya bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Orta Doğu coğrafyasına baktığınızda IŞİD benzeri teknolojilerle, Khmer Rouge tarzı terörle başarıya ulaşmış örgütlerin bir ortak yanı var. Mesela bu örgütler Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Lübnan'da, Filistin'de, Türkiye'de ortaya çıkamıyor. Nerede çıkıyor? Yemen'de, Libya'da, Suriye'de ya da Irak'ta ortaya çıkıyor. Bu IŞİD gibi örgütleri ortaya çıkaran ilk yapısal nedeni bize gösteriyor. O da merkezi devletin olmaması ya da gücünü tamamen yitirmesidir. Bu bir. İkincisi, IŞİD gibi örgütlerin nasıl ortaya çıktığını anlayabiliyoruz sosyal bilimciler olarak. Ama nasıl başarılı olduğunu anlayamıyoruz. Bir şeye baktığımız zaman onu da görüyoruz. O da merkezi devletin bıraktığı boşluğu IŞİD gibi örgütlerin aslında devletleşerek doldurmasıyla başarıya ulaştığını görüyoruz. Bunun da iki tane yolu var. Birincisi devlet gibi gelirleriniz olacak. Yani vergi ve ticaret gelirleriniz olacak. İkincisi devlet gibi, sosyal devlet gibi gerektiğinde yönettiğiniz insanlara trafik gibi bir düzen sağlayacaksınız. İş vereceksiniz, para vereceksiniz. Aynı zamanda onların biatını sağlayacaksınız. Şimdi bizi bu çok ilginç bir şekilde acayip bir noktaya getiriyor. Uluslararası sistem, Irak ve Suriye'yi düşünün. Aslında Irak ve Suriye diye reel yerler yok şu anda. Yani bir ulus devletin yönetildiği. Hatta onu bırakın. Tarihte geçen de sene zaten. Geçen yok vardı yani 3 sene önce bile olduğundan yani, bahsedebilirsin Suriye'nin. Ama mesela en son Bağdat'tayım.
Yeşil alan dediğimiz alan, bu işgal sırasında hatta 310'da uluslararası kodu, Texas'ın da 310'dur, bu şu memleketi biliyorsunuz. Kantonlara ayrılmış, bir bakanlıktan diğerine farklı bakanlıkların güvenliklerinin clearance'ını almadan giremiyorsunuz o durumda. Hı hı. Yani merkezi devlet en merkezinde bile parçalanmış durumda. Batı, Irak'ta merkezi devleti bir araya getirerek IŞİD'i kontrol etmeye çalışıyor. Hı hı. Ve bir nebze de doğru, çünkü iki merkezi devletçik var. Bir Kürtlerin de facto devletçiği, bir Arapların güneydeki de jure devletçiği. Oysa Suriye'de uluslararası toplum merkezi devleti yok ederek Suriye'de bir dönüşümü tetiklemeye çalıştı. Ve şu anda gördüler ki Suriye'de bunu yaptıkları zaman ortaya çıkan şey IŞİD gibi vahşet örgütleri. Aslında yapısal olarak iki şeyle yalnızca Türkiye değil, uluslararası toplum da baş etmek zorunda. Hem Türkiye'nin hem uluslararası toplumun iki önemli zayıflığı oldu. Bizim dış politikamızın zayıflığı istihbarat zayıflığıydı. Musul'a IŞİD'in geldiğini göre göre orayı boşaltmadık. Yani kendi açtığımız çukura düştük, sonra da o çukurdan çıktık diye birbirimizi kutluyoruz şimdi. Bu anlaşılır bir şey değil. İkincisi perspektif zayıflığı. Bu perspektif zayıflığı şunu bize, şu konuda körlük yarattı. Tamam, Esad'ın arkasında Çin var, Suriye var, inanılmaz bir hava gücü var. Bize nasıl kafa tuttuklarını görüyorsun. Hala Amerika süper güç, Esad'a haber vermeden Suriye'yi bombalayamıyor. Biz dedik ki 6 ay sonra Halep'e gidiyoruz, namazımızı orada kılıyor. Ha, çok güzel olur. Yani keşke gidebilsek 6 ay sonra. Zaten biz kılıyorduk Halep'te namaz. Değil mi? Yani aramızda şeyler de yoktu. Vizeler falan bile yoktu. Ne hale geldi? Bir maceracılığa soyundu Türkiye. Bir komşusunun rejimini değiştirmeye kalktı. O sırada Türkiye'nin yapması gereken şudur. Dış politikada 3 şey olursunuz. Bir hakim olursunuz, bir hakem olursunuz, bir de ne olursunuz? Mahkum olursunuz. Biz hakem olacaktık, hakim olmaya kalktık. O sırada ne oldu? Suriye'nin hakimini, idari, o merkezi devleti zayıflattık. O sırada şu anda Cumhuriyet tarihinde ilk kez merkezi Arap devletleriyle sınırımız artık yok. Bu duruma getirdik. Şimdi CNN'de görüyorsunuz Ahu Hanım ilk kez CNN'de gösterdi. IŞİD bayrağı, yani Hazreti Muhammed'in mührünü sen nasıl kullanıyorsun? Yani böyle bir kepazelik, İslam'a karşı, biraz önce Abdülkadir Bey çok düzgün bir şey, çok doğru bir şey söyledi. İslam'a karşı yapılmış en büyük hakarettir IŞİD gibi bir ülkenin. Hele hele ismini İslami devlet koydular ki ona gayri İslami devlet demek lazım artık. IŞİD gibi bir yapının, bir terör örgütünün bayrağında Muhammed'in mührünü görmek. Geldiğimiz nokta özetle şu, Türkiye... yanlış perspektif ve yanlış istihbaratla yola çıktı. Daha iki gün önce Yalçın Akdoğan diyor ki Türkiye bir maceraya atılmamalı. IŞİD sosyal tabanı olan bir koalisyondur. Orta Doğu'da Şinni Sui mücadelesinin içine girmememiz lazım. Bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti ve Amerika'da dünyada olan biteni gördü. 46 tane rehinemiz de kurtuldu diye artık Türkiye'nin olması gereken şeyi yavaş yavaş söylemeye başladı. Ama bu bir son cümle. Son cümle. Bu bence AK Parti açısından çok gönülsüz bir pozisyon. Çünkü IŞİD ya da Tevhid ya da diğer İslamcı örgütler konusunda şimdiye kadar doğru dürüst bir pozisyon almadıkları için bundan sonra pozisyonlarını değiştirmede bayağı zorlanacaklar. Galip Bey'e döneceğim ama Abdülkadir Bey katılıyor musunuz? Yalçın Akdoğan'dan yakın zamanda görüşmüş olarak bir gazeteci burada olarak. Burada bir tutarsızlık yok. Türkiye bu koalisyonla zaten IŞİD'le mücadele edilmesi konusunda taraftar. Burada çok önemli bir noktaya değinildi. Yapısal nedenler konusunda dünyanın gündemine getiren bir ülke. Ben siz belki Galip Bey'e döneceksiniz bir Hayır, cümle sadece olarak. Sadece şeye katılıyor musunuz? Yani gönülsüz bir şekilde bu koalisyonda yer alacak. Zamanında yaptığı hatanın bedelini ödüyor. Türkiye bu konuda IŞİD konusunda bir hata yapmadı. Ona kesinlikle katılmıyorum. Bakın şu anda benim elimde Bakanlar Kurulu kararı var. Bakanlar Kurulu kararı 10 Ekim 2013 tarihli. 10 Ekim 2013 tarihli Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan imzalı Bakanlar Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayladığı terör listesinin onaylanıldığı yer alıyor bu kararda. Ve bunun içinde IŞİD 3 ayrı isim halinde zikrediliyor, burada yer alıyor. Şurada onu da gösterebilirim. Ayrıca bununla yetinilmiyor.
IŞİD'in tarihi kaç dedin Sekar? 10 Ekim 2013 tarihli resmi. Onunla da yetinilmiyor. IŞİD'in bir terör örgütü olması nedeniyle kara parayla ve terörle mücadele kapsamında para hareketlerinin takip edilmesi. Ayrı bir bakanlar kurulu kararı aldı. Onunla da yetinilmiyor. IŞİD ve benzeri terör örgütü yöneticilerinin eğer varsa Türkiye'deki mal varlıklarının tespit edilerek dondurulması kararı alınıyor. Bunu Türkiye 2013 tarihinde yapmış bir ülke. Ama terörle mücadele, IŞİD'le mücadele derken elbette Türkiye'nin de bu koalisyona da yer alırken kendine göre farklı öncelikleri olacak. Bunun da çok doğal karşılanması gerekiyor. Eğer biz Amerika'nın her tehdit değerlendirmesinde savaş uçaklarına binip gitseydik, 1. Körfez Savaşı'nda Irak'ta yer alacaktık. 2. Körfez Savaşı'nda Irak'ta yer alacaktık. Afganistan'da yer alacaktık. Ve geldiğimiz noktada Türkiye'de, Türkiye Amerikan menfaatlerine göre her cephede savaşan bir ülke konumunda olacaktı. Ama ne oldu? Biz bu müdahalelere, örneğin Lübnan'daki müdahale, Afganistan'daki müdahaleye ya da Irak'taki oluşturulan tampon bölgeye destek verirken elbette ki kendi önceliklerimize göre verdik. Bu da gayet normal. Abdülkadir Bey, madem terör örgütüydü, Musul'a girdiğini dünya ailem biliyor. Nasıl bizim konsolosluğumuzu rehin aldı? Demek ki AK Parti bir tehdit olarak görmüyordu. Değil. Ne? Çok yanlış düşünüyorsunuz. Neden? IŞİD daha Rakka petrollerini ele geçirdiğinde, IŞİD Halep'e girdiğinde zaten bir terör örgütüydü. Ve Türkiye zaman zaman IŞİD'in mevzilerine bizim Akçakale'den top atışlarıyla onların konvoylarına müdahale etti. Vurdu konvoylarını. Ama şu var, IŞİD'i görmeyen dünyaydı. IŞİD'i siz çok isabetli bir şekilde şunu söylediniz. IŞİD'i doğuran şartlara bakmak lazım. Eğer siz Sünni Arapları Irak yönetiminden hem uzaklaştırır, yetinmezseniz cezalandırırsanız, yani Irak'ta böyle fiilen üçe bölünmüş bir Irak ortaya çıkarırsanız, Suriye'deki iç savaşın sürmesi için tüm şartları oluşturursanız, bugün IŞİD'le mücadele edersiniz. İnanın ki yarın IŞİD'den daha radikal bir örgüt çıkar. Çünkü baştan şu sözümü tamamlayayım isterseniz. O da şu var. Afganistan olayı El-Kaide'yi doğurdu. El-Kaide bir cephe savaşı yapan bir örgüttü. Ne oldu? El-Kaide ortadan kaldırıldı. Şimdi Irak ve Suriye bataklığı El-Kaide'den daha radikal cephe savaşı yapmayan, toprak savaşı yapan, hilafet savaşı yapan IŞİD gibi bir yapıyı doğurdu. O nedenle eğer siz Irak ve Suriye'yi normalleşme sürecine sokmazsanız, eğer siz Arapların en büyük demokrasi deneyimi olan Mısır'daki demokraside darbecilerin yanında yer alıp demokratik gösteri yapanların kurşunlanmasına, seçilmiş cumhurbaşkanının Mursi'nin idamla yargılanmasına destek verirseniz işte o bataklıkta çiçek yetişmiyor. Galip Bey'e döneceğim ama Mustafa Akyol bir şey söylüyor. Galip Bey bir bekleyin, hemen döneceğim. Koray'ın bir görüşüne katılıyorum. O şu, Musul konsolosluğunu bizim geç ya yani boşaltmamamız bir hatadır yani. Öyle gözüküyor. Ha tamam, hükümet çok başarılı bir operasyonda kurtardı Allah'tan rehineleri. Hani milletçe operasyon bunu sevinelim. Operasyon yok canım, diplomasiyle. Operasyon diplomatik değil mi? Askeri ya, operasyon değil mi Koray? Kavramları karıştırma Mustafa. Operasyon Hayır. değil onun adı. Onun adı diplomasi. Koray, Şamil Tayyar CIA diyor. Ben, Başbakan diplomasi diyor. Cumhurbaşkanı operasyon diyor. Operasyon tamam, ben yok. De Mustafa Akki olarak kendi jargonumda bir şey söylüyorum. Söyle. Askeri operasyon demedim. Yani ha. operasyon derken nasıl Sivil oldu? Operasyon diye bir ha, şey nasıl? Mi var? Var, şöyle ne var. Yapıyorsun? Canım. Finansal operasyon bile var. Operasyon bir ya işlem Mustafa. Yani. Nasıl kurtulduğu da belli. Yani tevhid evet. grubunun elinde olan IŞİD rehinelerinin oradan verilmesini yani. Sağladık. Çünkü o tevhid grubu daha evet. ılımlı Katar'ın desteklediği evet. Türkiye'yle de arası iyi olan bir grup. Bu da zaten beni şuraya getirecek. Bir yani orada hata yaptık. Evet, ama bu başarıyı da görelim. Yani kurtarılmaları da hakikaten büyük başarıdır. Doğru. Sevinelim. Doğru. Ha şunu söyleyeyim. Şimdi IŞİD'i Türkiye tehdit olarak belki Musul'da algılamadı ama terör örgütü olarak görüyordu. Çünkü Türk kamuoyunun şunu bilmesi lazım. Suriye'de bazıları şöyle zannediyor. Esad rejimi var, IŞİD var, biz de baştan beri IŞİD'i destekledik gibi bir algı da. Böyle bir şey yok. Suriye'de 3 yapı var. Esad rejimi var, muhalifler var, bir de IŞİD diye canavarca sonradan çıkan bir yapı var. Bir ve de o muhaliflerin... PYD var. Bir de PYD, PYD var. Var tamam, PYD ayrı orada belki. Bu muhaliflerin içinde Özgür Suriye ordusu var. Dahası yine İslamcı olan...
ama ılımlı diye de geçen Batı'da bir sürü grup var. Ve bunlardan bir tanesi de rehine işinde bizim işimize yarayan senin az önce zikrettiğin tevhid grubu, Livayel Tevhid. Yani bunu da görelim. Dolayısıyla yani Türkiye'nin verdiği destek işi de değildi. İşi daha sonra ortaya i̇şte çıktı. Onu Türkiye bilemez buna Mustafa. Fark onun etti. Nereye gittiğini, zaten o kamyonların grupla, nereye gittiğini bulamaz. Öbür İslamcı bulamaz. Gruplar da işi de karşı birleştiren yani, koalisyon. Yani bak bizim istihbarat teşkilatımız bir konsolosluğumuzu koruyacak kapasiteye sahip değil. İnsanlar orada çocuklarıyla bebekleriyle rehin düştüler. Tamam, sen oraya hata gönderdiğin kamyonu verdiğin ama desteği nereye gideceğini nereden bileceksin? Bu yani konuda, bir kere bu artık konuda daha benim net, çok temel bir itirazım var. Musul'un bir hata olduğunu ben tespit çok, ediyorum. Ya Musul'da hükümetin söylemesi gereken şey biz bu işi beceremedik. Olur mu canım? Konsolosumuzu kaptırdık. Bu kadar basit. Bu konuda, çünkü çok, temel, bu konuda yoktu. Çok temel bir itirazım var. Evet, Musul olayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşadığı en büyük travmalardan birisidir. Ama Mısır, Amerika bir yıl boyunca iki gazetecisini kurtaramazken, İngiltere bir gazetecisini kurtaramazken, Türkiye 49 kişiyi burnu kanamadan Abdülkadir Irak Bey, ve Suriye bataklığından bakın, çıkarmıştır. Bütün Türkiye söylüyor. Bu çok Musul başarılı bir operasyondur. Musul'da ben onu Hürriyet'te Ahmet Hakan'la röportajımda da çok net olarak söyledim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en büyük travma değil. Travma değil, bir hata hatadır diyeceksiniz, rahatlayacağız. Ama kurtarılması... Hata demiyorsunuz. Bak size şunu söyleyeyim. Mesela siz IŞİD konusunda o kadar angaje olmuşsunuz ki, IŞİD Suriye'de Özgür Suriye ordusuyla savaştı. IŞİD Suriye'de biliyorum canım, Esed'in, yani Esed'in kara gücü bilmiyorum olarak savaştı. Esed, Özgür Suriye ordusunu bombaladığı yerde kara gücü olarak da. Ve IŞİD, Rakka petrollerini ele geçirdikten sonra en büyük gelirini buradan sağladı ve Esed'e sattı. Hala da satmaya hayır, devam. Öyle bir şey hala yok da satmaya yok, yani devam ediyor. Karıştırmayın 25 onları. Dolardan bir, satmaya devam ediyor. Hiç öyle bir şey yok. Ama bakıyorum. En büyük petrol Türkiye'ye geliyor. Esed, siz de biliyorsunuz. IŞİD'le Esed nereden geliyor? Abdülkadir Bey, İspat Araplar bile Esad nereden diyor geliyor öncelikle. Araplar bile Esad size, diyor. Ben size şunu söyleyeyim. 7 noktada satış birincisi sarıldığımız adamı eskiden Esad diyorduk. Esad deyince değişmiyor. Bir uydurma çıkmış. Esad bile alıyor. Esad almıyor onu. Biz size, ben size bir cümle söyleyeyim. Sizin söylemeniz gereken şey şu. Suriye'de IŞİD'le en büyük dayanışmayı yapan Esad, ama bunu hiçbir zaman nazara vermiyorsunuz. IŞİD'le mücadele eden, rehinesi olan, bu konuda IŞİD mevzilerini de zaman zaman topçu atışlarıyla vuran Türkiye'yi IŞİD'le birlikte hareket ediyor gibi göstermeye çalışıyor. Kim yapıyor? Tamamen sizin zihninizde bir yanılsama. Öyle bir şey söylemedim. Abdülkadir Bey bakın. Ben Türkiye IŞİD'le beraber hareket ediyor der miyim? Öyle bir şey yok. Hepimiz biliyoruz. Bu bir. Tamam. İkincisi, Türkiye'nin Musul'daki konsolosluğunu koruyamaması çok ciddi bir istihbarat zafiyetidir. Bunu artık sizin söylemeniz gerekiyor. Yani bir entelektüel olarak, bir gazeteci olarak bunu söyleyin. Travmadır, kötü şeyler yaşadık, böyle bir şey yok. AK Parti yanlış yapmıştır, AK dış Parti politikada dağılmıştır orada. Ve bizim dış politikada, bir izin verin, bakın ben sizi dinledim, tabii, cümlemi buyurun bitireyim. AK Parti orada yanlış yapmıştır, söylemesi gereken şey. Ne güzel diyor AK Parti, 38, ey CHP zihniyeti 38 ile yüzleş. Ya onu diyeceğine sen 3 ay önce yaptıklarınla yüzleş. Hata yaptık, bundan sonra yapmayacağız desin, canımızı yesin. Ama zaten birincisi sen orada rehineleri vermiştin, istihbaratın işlemiyor demektir. Bütün dünya orayı boşaltmış, sen boşaltamamışsın bir. Almanya gelmiş bunu gördüğü için 5 tane Siemens işçisini kurtarmış, biz durmuşuz. Şimdi açtığımız çukura, 49 kişiyi durduğumuz çukura, için mi kurtarmışız? Bir izin verin. Açtığımız peki, çukura, bu 49 kişinin kurtarılması izin sizce başarılı bir operasyon değil mi? Dinleseniz belki anlayacaksınız Abdülkadir Bey. Belki de aynı şeyi söylüyor olabiliriz. Çok ayrı bir şey söylemiyoruz. Çok kesin. Buyurun. Cümlemi ben bitireyim. Buyurun. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı, şimdiki Başbakan. İstihbarat MİT ona bağlı. Musul'daki 49 kişiyi IŞİD rap gelirken orayı boşaltmayarak ellerine verdi. Ondan sonra dış politikamız, elimiz kolumuz böyle bağlandı. Esas dış politikamız rehin kaldı. Bu hatayı yapan MİT, daha sonra gönderilen tırlar var mı o önemli değil. Ama kime nasıl destek veriyorsa ya da vermiyorsa, bir kere bizim sınırımızı geçtikten sonra nasıl onun kontrol edileceğine, doğru adrese gideceğine Türkiye toplumunu inandıramaz. Daha sonra peki, AK Parti'nin yaptığı doğrudur. Teşekküre geçmiştir. Bu
pazarlığı yapıp o pazarlığın koşullarını yaratarak. Ama yalnızca teşekküre geçmektir, takdir beklemesin. Çünkü yarattıkları sorunu çözdüler. Peki, diğer konuklarımız da var. Abdülkadir Bey siz de söyleyin, sonra bitirelim, devam edelim. Bir şey söylemeyeceğim, Dünyada bu tür rehin olayları diğer ülkelerin de başına geldi. Ama biliyorsunuz İran devriminden sonra Amerika 52 personelini kurtarma konusunda yaptığı operasyonla dünyaya rezil oldu. Daha sonra İran onu teslim etti. İşte biliyorsunuz İsrail bir erini kurtarmak için 1500 Filistinli bırakma durumunda kaldı. 40'ını istenmeyen personel ilan ettiği için başka ülkelere gitti. Yani bunlar çok büyük operasyonlardır. Türkiye'nin 49 kişiyi burnu kanamadan getirebilmesi çok önemli bir nokta. Başbakan Davutoğlu özellikle başkonsolosa sahip çıktı. Bu konuda çok eleştiriler vardı. Başkonsolosun eleştirenlerden bir tanesi sizdiniz. Onun için seyircilerimizden çok sayıda soru geliyor. Ben de ona bağlayacaktım. Bu konuda bir açıklama yapmak ister misiniz? Zamanında çok eleştirmiştiniz. Hayır, ben sözlerimin arkasında duruyorum. Ama artık bugün o geride kaldı. Bırakın millet peki, bu mutluluğu yaşasın. Ama ben sözlerimin orada arkasında durumu duruyorum. Şey yapıyor. Sanki konsolos hata yapmış gibi. Konsolosu orada peki, sen hata yaptın diye kimse demiyor. Çünkü hata yapan konsolos değil. Peki, bu tartışma çalışmadan önümüze bakarak bir tartışma çıkaralım. Şimdi az bir zaman kaldı. Reklama gideceğim ama sonra Mehmet Altan'la devam edeceğim. Galip Bey size bir şey sorayım. Şimdi bugün alınan haberlere göre hava operasyonunu başlatacağını Washington yani Kerry bir şekilde Esad'a bildiriyor. Çünkü daha önce Esad demişti ki Suriye yönetimi bana danışmadan yapamazsınız. Irak vasıtasıyla yapıyor. Irak yönetimi üzerinden yapıyor ama Esad'ı bilgilendiriyor. Bu önümüzdeki dönemde Ankara'nın Esad'la ilişkilerinin yeni bir çerçeveye oturacağı tartışmasını da başlatıyor. Ne diyorsunuz bu konuya? Esad'la görüşmeden bundan sonraki süreci ilerletebilir mi Ankara? Hayır, bu bir usuldür. Yani Amerika burada bir usulü yerine getirmiştir. Esad'dan izin falan almamıştır. Esad'la bir diyaloğa da girmemiştir. Sadece usulen geliyorum, vuruyorum. Yani bu bir usuldür. Bu hep yapılır. Bu ilişkilerin iyileşeceği anlamına gelmez. Ha, Esad'la Amerikan ilişkileri, Batı ilişkileri bunu ayrıca ele alabiliriz. Yani Batı ne kadar Esad'ın gitmesini istiyor, İsrail ne kadar Esad'a karşı, İngiltere ne kadar Esad'a karşı. Bunun alternatifi oluşturuldu mu? Zaten bütün sorun buradan çıktı. Yani Batı'nın bu konudaki duyarsızlığı, isteksizliği ve Türkiye'nin tek başına kalmasının sebebi de Batı için Esad'ın alternatifi her ne kadar İsrail, İngiltere, Amerika Esad'a düşman gibi görünse de İran yanlısı ve Rusya ile birlikte hareket etse de Esad'ın alternatifi İhvan'dı. Daha kötüydü Amerika için ve Batı için ama şimdi artık İhvan bile değil. Şimdi artık El-Kaide'dir, IŞİD'dir ve kim olduğu belli değildir. Daha radikal gruplardır. O yüzden isteksiz davranıyor ve çok da destek vermediler. Bizim gibi samimi davranamadılar. Şimdi mesele IŞİD'i çok iyi tahlil etmezsek farklı sonuçlar elde edebiliriz. Az önce yani sanki Sayın Koray'ın dediği gibi Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti de ondan sonra gerçeği gördü ve açıklamaları değişti gibi bana göre haksız bir yorum. Türkiye aslında pozisyonunu kendine göre belirleyen bir ülkedir ve bundan da Batı rahatsızdır. Türkiye'nin pozisyonunu kendine göre belirlediği için Batı'nın rahatsızlığı da vardır. Evet. Sadece rehine olayından sonra çok daha açık, net bir şekilde ifade etmektedir. Orada Musul konsolosluğunun bu öngörülemediği rehine alınacağı meselesi var ki bu bir zafiyet değil. Yani burada siz IŞİD gibi yeni ortaya çıkmış bir yapının kestiremediğiniz bir takım tavırları nedeniyle sizin zafiyet ve hata gibi gördüğünüz şeyler geçmişte işte şeyin de Sayın Selvi'nin de bahsettiği gibi İran devrimi sırasında Amerika gibi CIA işte dünyanın en güçlü istihbarat örgütü olduğu halde öngöremedi ve Amerika güçlü bir ülke olarak da 2 yıl boyunca bir şey yapamadı. İran ta ki teslim edinceye kadar. Peki. Burada
Batı bütün güçlerini Musul'dan falan çekmedi. Musul'da zaten tek bir konsolosluk var. O da Türkiye'nin konsolosluğudur. Burada örneğin Kürtler de Barzani'de kendine saldıracağını, Kürt bölgelerine saldıracağını IŞİD'in tahmin edemedi. Peki. Siz bir örgütü ele aldığınız zaman bu Sünni bir örgüt ve normalinde rejime kadar karşı çarpışıyor Suriye'de ve Irak'ta. Ama bakıyorsunuz rejim muhalifi olan Kürtlere ve ÖSÖ'ye karşı çarpışabiliyor. Galip Bey, Irak'ta Bağdat'a karşı çarpışmasını beklerken Kürtlere saldırabiliyor bir anda. Galip Bey, hiç öngörmediğiniz, beklemediğiniz bir gelişme. Evet, önemli olan ondan sonraki sürecin nasıl yürütüldüğünü. Bu konu önemli. Buraya bir virgül koyalım. Mehmet Altan da konuşmadı. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra dönüşte hem size hem Mehmet Altan'a söz vereceğim. Biz mi yeni gördük, dünyayı anladık? Yoksa dünya mı yeni bizi anladı? Bu noktadan devam edelim isterseniz. Esad rejimi yeniden herkesin gözünde legalleşiyor mu? Bu noktada da kritik bir aşamada mıyız? Ve en önemlisi tabii Kobane'de olanlar. Çözüm süreci bitecek mi? Bu şekilde açıklamalar geliyor Kandil'den. Birazdan konuşacağız ama gitmeden önce Şengal'de yaşananlara ve oraya destek mesajları var. Sanatçılar bir araya geldiler, yazarlar, müzisyenler ve bakın nasıl bir çağrıda bulundular. Tarihleri boyunca 72 kez kıyım ve katliamla yüz yüze gelmiş olan Ezidilerin trajedisinin bu kez kendi gözlerimizle tanık ediyoruz. Türkiye'ye göç eden Ezidilerin sayısı 15 bini geçti ve desteğinize ihtiyaçları var. Şengal'a bir ses ver. Sakladığın değil, paylaştığın senindir. Berehobidin Şengal'i, Şengal Rumetame'ye. Şengal'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Binlerce Ezidi göç yollarında. Şengal'e ses ver. Katliamdan sonra bir Ezidi şeyhi şöyle der. Güneşi öldüremezsiniz. Berehobidin Şengal'i, Şengal Rumeta Kurda'ya. Şengal'de katliam var. Ezidilerin bize ihtiyacı var. Farklı inançlara, kökenlere, mezheplere, insanlığa karşı yapılan katliamlara sessiz kalmayacağız. Tarihleri boyunca 72 kez soykırımla, katliamla karşı karşıya kalan Ezidilerin trajedisine şimdi arşivlere, tarihi belgelere başvurmaya gerek olmaksızın tanıklık ediyoruz. Şengal'e bir ses ver. Sakladığın değil, paylaştığın senindir. Evet devam edelim Mehmet Altan. Biraz önce dönen tartışma ya da yapılan tartışmada siz araya girememiştiniz. Ben girmek yani o tartışmanın dışındayım ben. Ben tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletin açıklamaları propagandaya dönüşmüş söylenen şeylerin her zaman temkinli bir şekilde sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca neyi sorgulamalıyız mesela? Mesela Abdullah Öcalan'ın gelmesi bize nasıl ifade edildi? Sonra gerçek ne çıktı? Yani bir sürü tutarsızlık var. Mesela mesaj atıyorlar. Cırvan Barzani başkonsolosa burayı terk edin. Burayı rehin alacaklar dediğini söyledi. Başkonsolosun kendisi 101 gün boyunca Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la telefonunu şarj ederek konuştuğunu söyledi. Yani Türkiye bir propaganda devletidir. Ezik olduğu için şöyle aldık, böyle aldık, bilmem ne yaptık filan filan vesaire. Ama bunlar ne kadar gerçektir, ne kadar değildir? Bu tutarsızlıkların üstünde durmak, açıklamalar arasındaki çelişkiler vesaire. Yani en bunun vurucu örneklerinden biri Abdullah Öcalan örneğidir. Bize anlatılanla gerçek arasındaki farklar. Ben bizzat Kenya'da bu işin nasıl olduğunu, kimin gidip aldığını, nereye koyduğunu, nasıl gönderdiğini kulağımla bir şekilde duydum, anlattılar. Şimdi bu propaganda, gazetecilik, medya sorgulama işidir. Yani devleti, Türkiye hiç her zaman istihbarat medyada etkindir Türkiye'de. Ama neredeyse medyanın gazete çıkardığı bir dönem ben bundan peki ben böyle sizi bir dönem hatırlamıyorum. O zaman size göre Abdullah Öcalan'dan meselesinden yola çıkarak sizce bu konsolosluk da dahil olmak üzere rehinelerin kurtarılması operasyonu kim tarafından yapıldı? Bu niye yapıldı? Şimdi bunun iddialar, Türkiye'ye faturası şimdi bundan sonrası açısından planı ne olacak? Bir, daha net konuşalım o zaman. Taraf ya da karşıt
hükümetten yana hükümete karşı şu partiden bu partiden diye değil. Ama Türkiye'nin hem 21. yüzyılda geleceği hem işlerin doğru tespiti, yani açık bir toplumda neden bu tartışmalar önemlidir? Yanlışı engelleyebilme imkanları vardır. Siz herkesi susturursanız, istihbaratı medyanın göbeğine sokarsanız ve sadece propagandadan ibaret eleştirmeye gelince dilsiz ama bu anlamda abartılı şovlara gelince bülbül kesilen bir yapı olduğunuz vakit o toplum yapılan yahut yapılabilecek yanlışların önünü kesme imkanını ortadan kaldırırsınız. Ve bu sonunda ağır faturalar çıkar. Buradaki mesele bir şeyi daha ziyade sorgulamaya, tutarsızlıkların altını çizmeye yönelik bir işi propagandayı abartılı bir hale getirip başka bir noktaya çektiğiniz vakit o toplumun sağlıklı ileriye yürüyüşünü, muhtemel tuzakları düşmeden aşmasını imkansız hale getirirsiniz. Onun için bu meseleler, şimdi bize söylenen bir resmi tablo var. Acaba öyle mi? Yani bunu el birliğiyle bir yerden düğmeye basılıyor. Aynı şekilde aynı şeyler muazzam bir gürültüyle söyleniyor. Gerçekten de bu iş, ya peki bu kadar güçlüyü isek, Nakhichevan Barzani'nin gördüğünü biz niye göremedik gibi. Bunlar bir başka mesele. Ama burada bu detaylardan ziyade, yani bu toplumun sağlıklı, demokratik bir refleks içinde geleceğini daha huzur ve refah içinde götürebilmesi için ne oldu? Yani IŞİD meselesi, işte sosyolojik analiz yaparsanız sayeden baskı vardır, şudur budur filan. Ama IŞİD'in sahneye girmesinden sonra Orta Doğu'daki planlamalar bence uluslararası sistemin istemediği bir yönde gitmiyor. Yani burada IŞİD bir anda girdi, Irak'ta ordu buharlaştı, ilk önce bir Sünni bölgesinde sakin durdu. Gerçekten de orada sistemin dışına atılmış Sünnilerin desteğini aldı. Ama sonra her gelişme uluslararası sistemin beklentilerine çok uygun gelişti. Evet. Yani ve o zaman bunu bir hükümetin ezik propagandalarıyla ne kadar doğru ne kadar yalan olduğu belli olmayan senaryolarla değil, 21. yüzyılın gidişatı üstünden Türkiye'nin neler yapması, neleri okuması ve 21. yüzyılda nasıl bir küresel dış politikayla Türkiye halkının başını belaya sokmadan gidebiliriz'in egzersizlerini yapmanın faydası var. Peki bir cümleyle mesela sizce bugünün en önemli tartışılması gereken sorusu nedir? Önümüzü görebilmek için. Siz olsanız, yani şimdi, hükümette sizi çağırmış yani ben olsa bu hükümetten, neyi tartışması ben bu hükümetten gerekiyor? Hiçbir şekilde dış politikada temel hak ve özgürlükler, demokrasi gibi laflar duymuyorum. Yani hep sürekli artan bir din vurgusu var ve Sünnilik vurgusu var. Acaba 21. yüzyılın küresel dış politikaları daha bireyin, insanın, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin üstesinden mi insan acılarını dindirmek istiyor? Yoksa işte mesela başbakanın söylediği gibi konuşmasında hemen iki rekat şükür namazı kıldım diyor. Aynı zamanda diyor ki bundan sonra Türkiye'deki siyasal sistemin temel aktörü dinler, dindarlardır diyor. Toplumdur demiyor, demokrasi demiyor, insan hakları demiyor. Şimdi bu anlayışla dünya sisteminin 21. yüzyılda oluşturmak istediği Orta Doğu birbirine zıt mı düşüyor? Yoksa üst üste mi oturuyor? Eğer zıt düştüğü yerlerde Türkiye'ye bir şekilde karar ver mi deniyor? Yahut karar vermeye zorlanırken eğer mevcut bulunduğu bloğun temel anlayışları ve ilkeleri dışında flörtleri fazla ileriye götürdüyse bunu bir fatura çıkarmaya doğru hepimizin de başını belaya sokacak bir noktaya mı doğru gidiyoruz? Şimdi bu noktada IŞİD'in ortaya çıkması, Türk hükümetinin tavrı ve anında o 49 reyin verilmesinden sonra şimdi gel konuş denmesi. Çünkü o detaylardaki tartışmalar, bundan sonraki gidilecek yer bize söylenen bu hükümetin sadece din, siyasal İslam üstündenki söylemi, dünyanın beklentisi, tarihin kendi temposu, zamanın ruhunu konuşmayı engeller. Abdülkadir Bey, ne diyorsunuz?
Şimdi tabii burada şu var. Katılmazsa faturası çıkar mı? Hayır. Çok önemli tespitleri var Mehmet Altan'ın. Bir, bu operasyon elbette ki bu tür operasyonlar yapısı gereği gizlilik arz eden operasyonlardır. Belki ileride çok daha farklı şeyleri öğreneceğiz. Ama netice itibariyle şudur. Irak ve Suriye gibi bir cehennemin ortasından 49 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bunun 46'sı Türkiye'ye getirildi, 3 görevli sağ salim kurtarılmıştı. Bu önemli bir noktadır. Ha, burada eğer biz bu operasyon üzerinden IŞİD'i tartışacak olursak, Orta Doğu gibi bir coğrafyaya biz çok basit, çok sığ bir yerden bakıyor oluruz. IŞİD gerçeği Orta Doğu'da yeni bir düzen kurulmak isteniyor. Ben Mehmet Altan'a orada katılıyorum. Bunu görmemiz gerekiyor. O düzen nedir? Arap Baharı ile birlikte şu vardı Arap Baharı'ndan önce. Arap Baharı doğrudan demokrasiye evrilmesi Körfez ülkelerinde, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Oman gibi Körfez ülkelerinde tehlike çanlarının çalmasına yol açtı. O da neden? Çünkü demokrasi batılı bir yönetim tarzı diyorlardı. Efendim Türkiye'de de var demokrasi. Türkiye'de hem Türkler hem Müslüman hem demokrasiyle idare ediyor. Onlar Arap değil, Türk. Zaten seküler diyorlardı. Ama gördüler ki hayır, Arap toplumları da demokrasiyle idare edilebiliyor. Mısır'da, İhvan Hareketi'nin çıktığı bir Mısır'da seçimle yönetime gelen bir, iş başına gelen bir yönetim var. Tunus'ta bir demokrasi arayışı var ve Tunus'ta başarılı bir şekilde idare. Libya'da bir demokrasi arayışı var. Bu bence Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'da demokrasi bir gün bizim de kapımıza gelecek korkusuna yol açtı. Ve Suriye konusunda demokrasinin, bu Arap Baharı'nın demokrasi evrilen süreci önce Suriye'de kesintiye uğratıldı. Ve şimdi Mehmet Altan'ın çok isabetli bir şekilde işaret ettiği nokta, Arap Baharı'ndan önceki Orta Doğu'yu oluşturmak için şimdi bölge süratle IŞİD ve benzeri örgütler üzerinden istikrarsızlaştırılıyor. Bence bizim biraz oraya odaklanmamız gerekiyor. Ya odaklanıp ne yapabilir? Şunu yapabiliriz. Şu saatten sonra biraz önce yani orada kalmıştık, onu biraz açalım. Dediğim gibi Irak yönetimi üzerinden Suriye'ye bilgi veriyor Washington. Ruhani ile görüşüyor. Dolayısıyla şu anda yani Türk Ankara'nın çok da beklediği bir durum değil herhalde bu Esad'ı muhatap alıyor olması. Şimdi, ya da gelişmelere istediğim. Şu var, gelişmelere beklediğim durum açısından her zaman bakamazsınız. Bakın Amerika menfaati gereği kendisini şeytan ilan eden İran'la görüşmelere başlandı. Yani burada yeni bir düzen kuruluyor. Bu yeni düzen kurulurken elbette ki Türkiye ahlaklı ve erdemli olacaktır. Ama ben zaten bu operasyona Türkiye kara gücü olarak katılmaz derken şunu diyorum. Türkiye'nin bir Orta Doğu perspektifi var. Türkiye Orta Doğu'yu geçmişte yönetmiş ve Orta Doğu'da hala yer alan bir ülke. O nedenle biz bu bölgede bir muharip güç, savaşçı güç olarak yer alamayız. Biz bu topraklarda, evet bu topraklarda iki güç var. Bir, bu toprakları istikrarsızlaştıran, bu bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç var. Bunun bir tarafında İran yer alıyor. Diğer tarafında Amerika yer alıyor. Ama biz zor olmasına rağmen hala bu topraklarda demokrasinin de geçerli olabileceğini ve istikrarın sağlanabileceğini savunan noktada olmaya devam etmemiz gerekiyor. Mustafa Akyol, bir şey diyeceksiniz galiba. Şimdi Abdülkadir Bey'in söylediği bir nokta özellikle önemli olarak dikkatimi çekti. Arap Baharı dalgasından rahatsız olan bölgede, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez yapısı var. Niye? Çünkü bu ülkeler demokrasi hiçbir şekilde kabul etmiyor ülkeler. Tabii buna Rusya'yı, Çin'i falan da eklemek lazım. Yani biraz onların da Arap Baharı'ndan aslında yani Orta Asya'ya doğru gelen böyle bir halkların gücü falan böyle bir trend vardı. Bundan rahatsız olmalarının da bir etkisi var Suriye'de aldıkları tavırda. Peki ama Arap Baharı'nda başarılı olan tek örnek hangisi? Biz Mısır'a çok odaklandık ve Mısır'da hakikaten Sisi büyük bir zalimdir ve İhvan haksız yere zulmediliyor kesinlikle. Buna kuşku yok. Ama başarı örneği de Tunus. Tunus'u iyi çalışmak lazım. Tunus'ta Ennahda Raşid Ghannouchi gibi çok önemli bir Müslüman entelektüelin, alimin de önderliğinde çok ılımlı, çok uzlaşmacı, diyalog vurgulu bir siyaset yürüttü. Tunus'ta da yani bizdeki katı laikliği çok andıran bir katı laiklik geleneği vardır Fransa'dan mülhem.
Ama o diyalog ılımlılıkla, karşılıklı tavizlerle bir başarı sağlandı. Dolayısıyla burada tabii ki demokrasiden rahatsız olan güçlerin şunları bunları falan var ama biraz da burada aktör olan İslamcıların nasıl bir siyaset izledikleri de önemli bir şey. Ben de şimdi onu açalım diyecektim. Yani kısacık tabii çok uzun tarihine girmeden çünkü başka konularımız da var ama şunu anlayabilir miyiz sizin söylediklerinizden? Evet İhvan, Mursi gerçekten büyük destek alarak Tahrir bütün dünyanın göz bebeği halinde evet. Mursi'yi şeye taşıdı, iktidara taşıdı. Ancak ve ancak Selefilerle yaptığı ortaklıklar, getirmek istediği yeni düzenlemeler, anayasa değişiklikleri yüzünden orada bir radikal İslamcı yapıya yol açıyor diye gündemden düştü. Oysa Tunus daha farklı. Şimdi yani bu AK Parti hükümetine ya da şu andaki iktidarın uygulamalarına da bir referanstır anlamında mı bunu söylüyorsunuz? Şunu demek istiyorum aslında. Yapılması ya da yapılmaması şu an, gerekenler şu, anlamında. Şunu demek istiyorum biraz. İhvan-ı Müslümin bugün Mısır'da mazlumdur ve desteklenmelidir. Hiç kuşku yok buna. Ben Türkiye'ye gelmesine de taraftarım. Bir taraftan Sisi ile görüşülmesine de taraftarım. Onu da söyleyeyim ki bir arabuluculuk hatta Türkiye yapabilsin. Fakat şunu da anlamak gerekiyor. Mısır'da ne oldu? Bizim 28 Şubat'ı biraz andırır ama buna Selefi unsura kattığınız için daha karmaşık bir tablo var. Bir darbe oldu. Belki daha çok daha kanlı tabii yani bizdekilere benzemeyen. Buradan ihvanın çıkarması gereken sonuç nedir? Bir sonuç bu iş böyle olmuyor artık daha sert hareketler lazım diyen yani işte bir ucu tekrar teröre doğru kayabilen bir şeydir. Allah korusun inşallah bu olmaz olmamalı. Doğru sonuç. Türkiye'de AK Parti'yi oluşturanlar 28 Şubat'tan ne sonuç çıkardı idiseler odur. Yani ya bir dahaki sefere hazırlanalım yine seçime gelelim kendimizi reforme edelim. Bizden gereksiz yere korkanlar varsa bu insanlarla diyalog kuralım. Yani daha ılımlılaşarak AK Parti de bunu yani başarı öyküsü Türkiye'de. Tunus'ta yine hep bu daha ılımlılaşarak ve diyalogla oluyor. Dolayısıyla bunu... Türkiye'de yani Türkiye'de bizim... İhvana kaymamız değil. İhvanı aslında Türkiye'de de başarılmış olan bir de bir örneğinde Tunus'ta gördüğümüz öyküye doğru çekmemiz ve teşvik etmemiz lazım. Yani dünya bu defteri kapattı. Demokrasinin kuralları var. Yani hangi defteri kapattı? Yani bu Müslümanlıkla demokrasi arasında yeni bir terkip aranışı başarılı olmadı. Demokrat Tunus, isen, öyle demokrat isen bunun ilkeleri var. Yani sana dinine kültürüne, mezhebine ve meşrebine göre demokrasi olmuyor. Şimdi geçen haftanın en önemli olaylarından biri, şimdi bunu Türkiye'de demokrasi, unutuldu demokrasi lafı. Şimdi bir şu başbakanın lafı, bir tanesi, Cumhurbaşkanı Allah için siyaset yapıyorum diyor. Burada demokrasi için yapıyorum demiyor. Başbakanın lafı, diyor ki dindar kesim siyasi sistemin parçası değil, temel aktörüdür diyor. Şimdi bunu laikler söyleseydi, laik Kemalistler siyasi sistemin parçası değil, temel aktör. Bundan demokrasi çıkar mı? Aynı zamanda IŞİD meselesinde Amerika'da, Senato'da Genelkurmay Başkanı'yla Savunma Bakanı brief verirken bir harita koydular. IŞİD'e giden bütün yollar 3 ayrı kolda Türkiye'den geçiyor. Şimdi bunun içeride istediğini söyle ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Savunma Bakanı, hem Genelkurmay Başkanı Senato'da brief verirken, briefing yaparken böyle bir haritayla yapıyor. Aynı zamanda eğer Türkiye demokrasi istiyorsa nasıl oluyor da siyasal sistemin tüm toplum parçası olmuyor da sadece bir kesim temel aktörü oluyor? Bunu ifade ettiğiniz vakit siz biz aslında demokrasi yapmak istiyoruz vesaire yapmak istiyoruz falan bunları anlatamazsınız. Çünkü dış politikada da yapılması... Bu küresel dış politika ne olmalıdır tartışması ben hiçbir yerde duymadım. 21. yüzyılda Türkiye etkinliğini, refahını, özgürlüğünü arttırmak için içeride ve dışarıda hükümet parti tüzüğü, hükümet programları, bir şekilde Türkiye'ye seçim vaatleri bunları okuyalım. Şimdi bir de usluplara bakalım. Ben hayatımda hiçbir başbakanın kalkıp iki rekat Allah'a çok şükür namaz kıl. Bunu kılar söylemez. Yani bu hep din üstünden bir propaganda algı. O zaman demokrasinin kendi içinde temel din ve vicdan özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerinin bir parçasıdır. Ama tümü ve özü değildir. Yani burada onun için meseleyi esas siyasetten, partileşmeden, şundan bundan çıkarıp 21. yüzyılda Orta Doğu'daki muhtemel gelişmeler ve Türkiye'nin doğru bir politika
olarak ne yapması gerektiği ve yaptığı nerelerde yanlıştır diye tartışırsak bence daha Türkiye'ye aslında, yararlı olur. Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Çok basit verilmesi gereken bir cevaplanması gereken bir soru var. Dış politikada ya gerçekçi bir dış politika yaparsınız ya ideolojik ya da duygusal bir dış politika yaparsınız. Ya ekonomi temelli bir dış politika yaparsınız ya İslamcı bir dış politika yaparsınız, duygular üzerinden hareket edersiniz. Dış politikada Türkiye gibi ülkelerin yapması gereken şudur. Bir imparatorluk olsa, bir ABD olsa mesela, para basma yetkin olsa, onun üzerinden sen o yetkiyi kullanıp dünyada belli tasarımlar yapmaya, belli istihbarat ilişkileri kurmaya, onları parayla satın almaya yürüyebilirsin. Bunu ahlaki ya da gayri ahlaki bulabiliriz. Bu önemli değil. Önemli olan onu doğru analiz etmemiz. Ama bizim nasıl bir ülke olduğumuza bakmamız gerekiyor. Bizim örnek almamız gereken mesela Güney Kore'dir. Değil mi? Hatta Türkiye dışına ilk doğrudan asker gönderdiğimiz ülke. Biz Güney Kore'den önce araba yapmış bir milletiz. Bir araba markamız yok. Biz Samsung'umuz, Vestel'imiz aynı zamanda ortaya çıkmış. Özel isimleri kullanmıyor muyuz? S markamız. V markamız. Ya çok önemli bir şey. Dünya markasından bahsediyoruz. iPhone diyemiyor muyum? Yasak hayır, mı? Şey. Hayır. Nasıl diyemiyorum? Örneklerini tamam. De söyleyemiyoruz. Peki örnek de veremiyoruz. Çok reklama mı giriyorum? Reklama giriyor. Ya reklama ihtiyacım var bu şirket. Neyse önemli değil. Şimdi öyle bir duruma gelmişiz ki bizim yapmamız gereken şey Türk insanının Türkiye'li insanın refahını ana merkeze koyan pragmatik, akıllı, ekonomi temelli bir dış politika yapmak zorundayız. Yani öyle bir durum ki birisine giriyoruz, vay Sisi sen nasıl bir askersin, darbe yaptın olmaz. Tamam bunu diyebilirsin. Ama o zaman ne yapacaksın? Katar'a da gidince, ey Katar sen nasıl ihvanı kovuyorsun Türkiye'ye, burayı alman lazım diye orada da atarlanman lazım. Bir tarafta böyle konuşup öbür tarafta böyle konuştuğunda insanlar sana baktıkları zaman dürüst, ilkeye dayalı bir dış politika görmüyorlar. Heyecana, duyguya bağlı, sürekli savrulan, kafasına göre birisinin operasyon, birisinin diplomasi, öbürünün CIA dediği, çok başlı, Cumhurbaşkanı mı yönetiyor, Başbakan mı yönetiyor belli değil. Dış politikada bizim anayasal olarak bakmamız gereken yer bir Dışişleri Bakanı, iki Başbakan'dır. Cumhurbaşkanı'nın yeri anayasal olarak belirlenmiş. Şu anda basın nereye bakacağını şaşırmış. Yurt dışında ya ona mı bakalım, buna mı bakalım, Türkler neye karar verecek, karar verdiler mi, vermediler mi? Bir çok başlılık, gereksiz duygusallık, ekonomi ve rasyonellik temelli dış politikadan yoksun. Bence gayet amatör bir gidişatımız var. Galip Bey, geliyorum şimdi hemen size, biliyorum. Ben Mehmet Altan'dan bir noktada biraz farklı düşünüyorum, onu ileteyim. Benim için siyasetçilerin dini referansta bulunması, dini kimliklerinin ortada olması hiçbir şekilde rahatsız edici değil. Türkiye'de bunu rahmetli Özal da yapar. Hatta belki Özal başlattı. Önemli olan o dini referanslardan nasıl bir siyasi sonuç çıkardığı. Yani kucaklayıcı, hoşgörülü, Mevlana vari bir mesaj çıkarıyorsa dini kimliğinden çok güzel. Yani hiçbir sorun yok. Amerika'da da Amerikan başkanları sürekli kiliseye girer çıkar, dua eder falan. Yani bu burada bir problem yok. Bu demokrasinin zaten. Demokrasinin bir parçası. Temel hak insanların... özgürlüklerin bir parçasıdır. Ha şu din ve vicdan özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin çok önemli bir parçasıdır. Ama tümü ve özü değildir. Yani, ben şunu diyorum. Bunu eğer söylüyorsan o zaman senin için demiyorum, siyaset için ruhban okulunu aç. Katılıyorum. Oraya gideceğim. Katılıyorum. Vicdani reti çıkar. Şimdi bunları çıkartmayıp sadece bir kesimle ilgili yaptığın vakit bu demokrasinin en önemli içi ve özeriği olan temel hak ve özgürlüklerde mağdur yaratmadan yaptığın çok vakit bir anlamı yani var. Şunu demek istiyorum. Benim için Cumhurbaşkanı'nın şükür namazı kılmasına hiçbir sorun hayır, yok da. Hayır, Cumhurbaşkanı'nın ilgili tabii ki yok. Şükür namazından ama sonra yaptığı üstünde, balkon konuşması kalıcı olsun. Hayır, yani bunun üstünden o mühim olan istismar, bunu kılması da hiçbir problem yok. Fakat bunu bir siyaset vesilesi yapmasında aynı zamanda da demokrasinin özünü oluşturan kriterlerden hiç söz etmemesinde problem var. Evet. Tamam. Şunu da bir şey yani Mehmet Altan'ın şey geliyorum Kadri Bey. Mehmet Altan diyor ya, siz dediniz pardon. Mustafa Akyol diyor ki mühim olan o şükür namazını kırdıktan sonra balkon konuşmasının kalıcı olmasıdır. Dedi yani, o önemli bir şey. Ya demokrat olan. Zaten aslında AK Parti bu idi. Yani AK Parti zaten ya, dini kimliğinden demokrat olan birisinin bir parti olduğu için dindar olması, demokrat olman, demokrat içinde olan biraz birisinin dindarlığı başka bir şey. Evet. Yani benim altını bu rahmetli Turgut Bey öldüğünde cenaze namazında
sivil, demokrat, dindar cumhurbaşkanı dediler. Ben de yazımın başlığını bunu koydum. Ama burada benim vurgum dindarlığıyla ilgili bir eleştiri değil. Demokratlığının eksik olması. Demokrasiden nasibini almış bir adam siyasal sistemi böyle tanımlayamaz. Abdülkadir Bey, hem cevapları rica edeyim hem de bitmiştir dedim Mehmet Altan. Birisi. Onu da yorumunu istiyorum. Bölgede bitmiştir dinle ilişkili bu çok iddialı bir şey. Dedi. Bu bölgede bitmez. Bir, bu millet çok önemli badire atlattığında kendini daha dindar hissedenler iki rekat şükür namazı kılar. Yani Sayın Başbakan'ın bu sözü bu milletin dokusuna çok uygun bir söz. Süleyman Demirel 1965'te başbakan olarak ilk cuma namazına gittiğinde rejim tartışmasına neden olmuş. Türkiye'nin geldiği nokta artık iki rekat şükür namazıyla laikliğin elden gideceği bir nokta değil. O zaman da Süleyman Demirel 65'te bu millet göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilmelidir demişti. Geldiğimiz nokta rahmetli hakikaten bunları açtık. Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri konusunda Cumhurbaşkanı mı, Başbakan mı, çok başlık mı? Cumhurbaşkanı'nın yetkileri merak edilirse Anayasa'nın 104. maddesinde evet, tadat ediliyor. Ha, bir noktayı söyledi Mehmet Altan. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açtığı haritayla ilgili. Hatırlarsanız onlar Irak'ı işgal ederken de olmayan nükleer silahlarla ilgili raporlar yayınlamışlardı. Daha sonra da dönemin Genelkurmay Başkanı çıkıp özür dilemek zorunda kalmıştı. O nedenle Amerika'nın tüm verilerini esas kabul ederek bence Türkiye'ye haksızlık etmemek lazım. Bakın Türkiye'nin petrol tüketimi 2013 yılında 33.1 milyon ton petrol tüketimi yapmış Türkiye. IŞİD'in ürettiği 21 bin varil. Hı hı. Yani Türkiye'de bir ilçenin ihtiyacını karşılamış. Ayrıca Türkiye zaten Kuzey Irak'tan Kürt petrolünü getirip satamayan bir ülke konumunda. Neden biz IŞİD'in petrolünü alalım? Ha, kaçakçılık yoluyla. Yani biz IŞİD'in kendi 150 bin vatandaşını katletmiş, 3 yıldır kendi topraklarını bombalayan Esed'e petrol satışını itiraz ediyoruz. Ama Türkiye gibi bir ülkeyi IŞİD'den petrol almakla itham ediyoruz. Ben bir noktaya söyleyeceğim. O da çok önemli. Uzatmayacağım. Tabii tabii, buyurun. Yani demokrasi döneyimi o kadar önemli ki. Bakın Tunus'ta Gannouchi bu hareketin Nahda'nın lideri olarak iktidara girmedi. Kenarda durdu ve orada bir koalisyon oluşturdu. Evet. Bu bir deneyimdir. O başarılı oldu. Mısır'da ise Mısır tarihinde Kral Faruk'tan başlayan Nasır'a, Hüsnü Mübarek'e kadar Mısır tarihinde ilk kez o hareket demokrasiyle tanıştı. Yanlışlar olabilirdi ama bu darbeyle sonuçlanmaması gerekti. O yanlışı bir seçimle giderip orada da demokrasi olgunlaşma sürecine girerdi. Türkiye gibi bir ülke 46'da çok partili sisteme geçiyor, 50 de demokrasiye geçiyor. Buna rağmen kaç tane darbe yaşadık, buraya geldik. Keşke Mısır'da demokrasiye şans verilseydi. Evet. Elbette ki Müslüman kardeşler de hatalarını görecekti. Belki başka yollara gideceklerdi ama seçimle gelen seçimle gitmediği için işte o topraklarda IŞİD gibi örgütler oradan nemalanıyor, ortaya çıkıyor. Galip Bey, gidelim. Bir cümle söyleyeyim. Galip Bey çok yani bekliyorum. Hiçbir devlete de güvenmemek lazım. Türk hükümetine de ve devletine de çok fazla güvenmemek lazım. Çünkü Susurluk daha aydınlatılmadı. Roboski aydınlatılmadı. Soma aydınlatılmadı. Afyonkarahisar'da paramparça olan çocuklar aydınlatılmadı. Onun için herkese eşit mesafede durmak evet, lazım bu konuda. Serde sorgulama var ise. Yani Mehmet Altan, Türkiye ile Suriye'yi, Esed'le Türk yöneticileri aynı mı tutuyorsunuz? Böyle bir şey söylemedim. Ben ama dedim, yani onu sorgulamak gerekirken iki örnek vardı. Yani Türkiye'de de ama devlet IŞİD'i bir tartışıyoruz. Hayır. IŞİD örneğini, IŞİD'in ilişkilerini tartışıyoruz. Amerikan devleti, Norveç devleti, Danimarka, Almanya ve illaki kendi devletime güvenirim diye bir algı söz konusu. Canım Amerikan devletinden daha çok güvenirim. Afganistan'ı işgal ederken ortaya koyduğu bunu gerekçelerle Amerika Türk devleti olarak bugün ben ortaya çıkan durum ortada. Ben başka bir şey söylüyorum Abdülkadir. Diyorum ki Türk devleti mesela gözümüzün önünde Roboski aydınlatıyor. Tabii ki sorgulanır. Ben bunu sorguladığım için hakkımda dava açılan gazeteci. Ama alacağız. Soma sorgulamaya devam edeceğiz. Hayır, başka bir şey söylüyorum. Bunun altını çiziyorum. Sorgulamaya devam edeceğiz. Bunu bir tanesinden yanayım, ona karşıyım değil. İlkeleri var gazeteciliğin ya. Her devlet yalan söyler. Peki.
Şimdi devam edelim. Süremiz az. Biraz önümüzü görerek devam edelim. Galip Bey, şimdi iki tane tezkere çıkacak. Açıklamalardan bunu anladık. Bir tanesi Irak tezkeresi, 2007 yılında çıkan açıklamaya göre bu genişletilecek. Başbakan Davutoğlu dedi ki durumun yeni durumu göz önüne alacağız. Genelkurmay'ın ihtiyaçlarını hesaplayacağız. 2007'de çıkan bu tezkereyi genişleteceğiz. Diğer 2011 yılında çıkan Suriye tezkeresi aynı şekilde onu da genişleterek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünü açarak bir takım yeni düzenlemeler getirerek ancak bunların detayına girmedi. Nasıl düzenlenecek, ne anlamda düzenlenecek? İki tezkere önümüzde olacak. Şimdi burada hükümete getirilen hem eleştiri hem de yapılan bazı uyarılar var. O da şu, bu yeni dönemin yeniden bir Esad'ın bitirilmesi obsesyonuna dönüşmemesi gerektiği Ankara için vurgulanıyor. Eğer bu yeni dönemde bir politika belirlenecekse, yani şimdi ne olacak sorusu soruluyorsa, bu ne hedeflenerek yapılacak? Çünkü Salih Müslüm de diyor ki, Ankara bizi görmüyor, kafayı yine Esad'ı bitirmeye taktı. Biz burada müthiş bir mücadele veriyoruz. Ne bize destek geliyor, ne yardım geliyor. Biz yapayalnız bırakıldık Ankara tarafından. Ne diyeceksiniz? Ne dersiniz bu eleştirilere? Evet, bana çok geç sıra geldiği için biraz hakkımı uzatarak kullanacağım müsaadeniz olursa. Başta bu sorunuza cevap vereceğim ama Sayın Altan'ın dindar kesim siyasal sistemin parçası değil temel aktörü olacak eleştirisi vardı. Ona kısa bir cevap vermek isterim. Tabii. Şimdi İhvan Mısır'da ve Suriye'de siyasal sistemin bir aktörü olamadığı için yıllarca terör üretti ve bu ülkelerde çok ciddi karışıklıklar çıktı. Bizde Hizbullah diye bir örgüt vardı. Bu Hizbullah örgütü acaba silahlı bir örgüt olarak kalsa mıydı daha iyiydi? Yoksa bugün Hüdapar olarak siyasal sistemin bir parçası olarak siyaset üretse daha mı iyi olur? Şimdi Türkiye toplumunun siyasal yapısı, inanç sistemi, inanç yapısı, bizim beslendiğimiz siyasal şey bellidir. Bu anlamda İslam siyasetin dışında tutulduğu bütün ülkelerde yerin altına inmiştir ve terör üretmiştir. Türkiye yani demokratik bir ülke olarak, demokrasinin farklı, bir parçası, parçası bak, demokratik sistemin bir parçası olarak. Ben duyuyor musun? Bir şey duyuyor diyor Mehmet Altan, evet, evet. Galip Bey. Parçası dersen evet, bir problem yok. Temel aktöründe sıkıntı var. Siyasal sistemin temel aktörü toplumun tümüdür. Bunun sisteme dahil edilmesine muhakkak ki toplumun buradaki mesele parçası demediği için ki, temel aktörü dediği için diğerlerini dışladığı için eleştirim. Şöyle belki algılamak lazım değerli hocam. Yani siyasal sistemin tümü toplumun tabii ki tümüdür. Ama bugün hep siyasal sistemin dışında tutulan, yani başörtüsü sebebiyle, imam hatipler sebebiyle okuyamayan, okula gidemeyenler, meclise giremeyenler çok zorlanmıştır bu ülkede. Hatta zaman zaman belki yerin altına inerek örgütler dahi kurmuştur. Ama bugün bütün demokratik siyaset zeminini ve araçlarını kullanacağını söyleyerek aslında siyasal sistemin baş aktörü olabilir. Tümü olamaz. Tümü tabii ki toplumun tümüdür. Ama bugün %50 oy alıyorsa baş aktörü olmasında bir sıkıntı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Burada temel kelimesinde problem var. Temel aktör, yani sistemin temel aktörü değil, önemli bir parçası. Yani neticede siyasal sistemin bir parçası, aktörü içinde olmakta bir sorun yok. Aslında dışında kalmakta sorun var gibi algılıyorum ben. Yine Koray Çalıştan'ın hani ekonomik olarak bir şey üretilmiyor bu ülkede, hani büyümek istiyorsak ne var hani bir şey yapılmıyor falan. Yani Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde 4 uydusunu uzaya gönderdi, savaş gemisini, uçağını, helikopterini, tankını,
zırhlı araçlarını artık üretebilen bir ülke haline geldi. Yerli araç, yerli marka için de bir babayı çıksın ortaya. Bugüne kadar devletten beslenen zenginler vardı. Bunlar çıksın ortaya, biz her türlü desteği verelim. Yerli araç üretsin. İthal ürünlere ilişkin çok ciddi teşvikler uygulanıyor. İthalata bağımlılığımızı azaltmak için. Yani bu anlamda çok ciddi şeyler yapılıyor ama yetersiz bulabiliriz. Türkiye daha iyisine, daha fazlasına layıktır. Bunları konuşabiliriz. Şimdi tezkere meselesinde Türkiye daha önce hem Irak'ta hem de daha sonra Suriye'de iki tezkere çıkarttı ve bunların süresi bitti, süresi tartışılır oldu. Suriye tezkeresine dair zaten hiç kullanmadı ve çağırdığı zaman da bunu kullanmayacağını, mümkün olduğu müddetçe, bize karşı bir saldırı olmadığı müddetçe kullanmayacağını ifade ederek aslında çıkarıldı. Şimdi bu Irak ve Suriye tezkeresi bir tezkere halinde mi çıkacak? Ayrı ayrı mı çıkacak? Daha önce çünkü Irak tezkeresi çıkartıldığında çözüm süreci yoktu ve sınır ötesi operasyonlar söz konusuydu. Bugün farklı bir durum var. IŞİD var, oradaki çatışmalar var, çözüm süreci var. Bunu nasıl tarif ederek çıkaracağız? Tabii ki bu tezkere henüz meclise gelmedi. Tezkerenin kapsamı ve niyeti tam olarak ifade edilmedi. Bu mecliste tartışılacak. Yani bunlar tüm detaylarıyla tartışılacak. İkisinin bir tezkere olarak getirilmesi veyahut da ayrı ayrı getirilmesi şeklinde bir takım iddialar var, konuşuluyor. Tabii bunlar meclise getirilmediği için, komisyonlardan da geçmediği için henüz hükümet tezkeresi olarak bunları önceden bilmemiz, yani bugün itibariyle bilmemiz söz konusu değil. Ama her ikisinde de süre dolmuştur. Yeniden bir tezkereye ihtiyaç olduğu konuşuluyor. Bu tezkerenin kapsamı, süresi ve nasıl olacağı meclis açıldıktan sonra belli olacak. Galip Bey, sizin bu açıklamanızı gayet diplomatik buldum. Bunu evet böyle olacak da biz de zaten içi ne olmalı diye konuşuyoruz. Elbette ki hep birlikte göreceğiz ama sizce ne olmalı? Çünkü siz hem bir bölge milletvekilisiniz. Şimdi Salih Müslim'den çok ciddi eleştiriler geliyor. Kürtlere hiçbir şekilde destek verilmiyor. Silah yardım yapılmıyor. Bu konuda Salih Müslim'den ve Karayılan'dan açıklamalar var. Evet. Karayılan'dan açıklamalar var. Ne diyorsunuz? Özellikle 49 rehine ile ilgili işte IŞİD'e Kobani'nin verildiğini falan ifade eden, aslında hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir mantığı olmayan bir şey. Yani IŞİD Kobani Türkiye'nin elindeydi de mi IŞİD'e verdi? Yani böyle bir şey söz konusu değil. IŞİD orada Kobani'ye saldırırken Türkiye'den mi izin alacaktı? Yani böyle bir şey mümkün değil. Şimdi Kobani'nin konumu bir burun şeklinde Türkiye'de, tam orta kısımda daha zayıf bir kanton. Aslında bir kanton yukarı tarafta Nusaybin'in karşısında olan geniş bir alanda Kürtlerin daha yoğun ve daha güçlü olduğu bir kesimde bir kanton var. Bir kanton da yine Halep'in üst tarafında var. Orada da daha kalabalık bir Kürt grubunun olduğu daha güçlü bir kanton var. Ama orta kesimde her ikisinden kopuk ve zayıf bir şekilde duran Kobani var. Biraz da Türkiye'nin içine giren bir Kobani. Yani Türkiye'nin, Kobani'nin Kürtlerin elinden gidip de IŞİD'in eline geçmesi hangi mantıkla izah edilir? Türkiye bunu isteyebilir mi? Türkiye hangi mantıkla bunu isteyecek? Türkiye'nin tam ortasına girmiş bir IŞİD örgütü, terörü, her neyse. Yani bunu Türkiye tamamen maddi şeyden yoksundur, Karayılan'ın açıklaması. Ve bu yüzden aslında oradaki talep şudur, sıkıştırma. Öcalan'ın açıklaması var, Karayılan'ın açıklaması var, Salih Müslim'in açıklaması var. Şimdi bu orta yerde olan Kobani'deki kantona ne peşmergelerin geçişi mümkün, ne de Kandil'deki PKK'li grubun oraya geçmesi mümkün. Çünkü orta yerde ve IŞİD'in içinden geçmesi gerekiyor. Ama işte insanlar bu ancak şey Türkiye üzerinden Galip Bey, bunların neden yardım, orada bunlara yardım edilebilir. Mesela 4 yani gün buradaki önce talep şudur aslında. Aslında hem peşmergenin hem PKK'li güçlerin acaba Türkiye üzerinden geçme olasılığı var mı diye, bu bir zorlamadır. Şimdi bunun dışında Öcalan'ın da bunun mümkün olmadığını gördüğü için Türkiye'deki gençlere bir çağrısı vardır. Türkiye'deki gençlerin, sivil olan gençlerin, aslında bugün itibariyle silahlı olmayan, örgüte katılmayan Kürt duyar kendi bu konuya duyarlı gençleri oraya katılmaya, sınırı geçip
ancak oradan bir destek verebileceğini bildiği Koray için Öcalan'ın size öyle bir çağrısı var. Koray Çalışkan'ın size bir sorusu var. Çünkü taşlama hadisesi, sınırı geçme hadisesi de dün iki günlük gerginlik de Urfa'daki gerginlik de tamamen o çağrı üzerine gençlerin karşı tarafa geçme isteği ve oradaki sınır güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalardı. Peki ama Koray Çalışkan'ın yani sorusu var. Şöyle bir galiba yanlış anlaşılma oldu orada. Öncelikle biraz önce ekonomik kalkınma ile ilgili bir Kürt'ün Türkiye'nin top, tüfek, uçak, savaş gemisi yapmasından gurur duyması biraz garip geldi güvenlikçi zihniyet üzerinden. Keşke yani inanılmaz iyi telefonlar, yazılımlar, müthiş yani sizin verdiğiniz örnekler bana biraz garip geldi. Ama şu konuda size katılıyorum. Bunu söylemeniz de aslında beni çok memnun etti. Çünkü yaklaşık 4 gün öncesine kadar AK Parti çok karışık sinyaller veriyordu. İnsanlar Kobani'ye geçmek istiyorlardı. Bizim IŞİD terörünü durdurmamız gerekirken Kobani'ye gidip IŞİD terörünü durdurmak isteyen gençlere tomalarla, gaz bombalarıyla saldıran bir jandarma ve polis gördü Türkiye. Ve insanlar bundan çok rahatsız oldular. Diğer taraftan UNHCR'ın Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği biliyorsunuz yaptığı açıklama 9 geçiş kapısından yalnızca ikisinin açık olduğu üzerineydi. Ve bu yüzden birçok Kürt genci karşıya geçmek istediği halde geçemediği için hükümeti eleştirdi. Bütün Türkiye televizyonları da karşıya geçmek isteyen Kürt gençlerinin üzerine sıkılan gaz bombalarını, tomaları izledi. O yüzden aslında 4 gün öncesine kadar bu AK Parti açısından o kadar net değildi gibi geliyor. Ben onu anlamak için soruyorum. Siz bölgeyi çok daha iyi tanıyorsunuz. Net miydi? Tabii, eğer öyleyse Kürt gençlerine neden saldırıldı? Müsaade ederseniz ifade edeyim. Şimdi Türkiye-Suriye politikası konusunda 3-4 yıldır çok ciddi eleştiriliyor. İşte Türkiye sınırının gerek ÖSE'ye gerek El Nusra'ya katılımlar için artık çok açık olduğunu, hatta Hatay'a gelen yabancıların niye sorgulanmadığı gibi ki bir suç işlememiş bir adamı sorgulayamazsınız sivil bir adamı. Bunlar gayri resmi bir şekilde Türkiye sınırından geçişler mümkün olmuştur. Bunları kaçakçılar da yapıyor. Yani kaçakçılar da sürekli bu sınırı kullanıyorlar. Siz gayri yasal bir şekilde bir geçiş istiyorsanız bunu kimsenin görmeyeceği şekilde geçersiniz. Ama güpegündüz kalabalık bir grup olarak gelip oraya çadır kurarsanız bir demokratik devletin sınırlarından hiçbir izne tabi tutmadan gençleri ölüme göndermesi, o tarafa göndermesi herhalde mümkün değildir. Yani buna yani hangi mantıkla müsaade edeceksiniz? Gizli gizli geçselerdi ses çıkarmazlardı mı diyorsunuz? Böyle şey olur mu? Yani bugün mesela yine aynı şekilde gizli AK Parti... Gizli geçişi ama görmezsiniz. Galip Bey, ama siz diyorsunuz çok affedersiniz ki ama gündüz, AK Parti bugün doğru bir şey insan gelecek, yaptı. Çadır kuracak, orada PYD'ye katılım çadırı olacak... Ve bu PYD'ye katılım çadırına demokratik bir ülke müsaade edecek. Var mı böyle bir ülke? Fakat diyorsunuz ki aynı şey yapıldı, insanların geçmesine izin verildi. Karşı taraftan da insanlar çok doğru bir şekilde arabalarını aldılar. AFAD isabetli bir adım attı, kurbanları aldı, yanlarında getirdikleri inekleri, koyunları aldı, kesti ve mültecilere dağıttı, parayla aldı. Bu da doğru bir hareketti. Yani 4 gün önce yapılan, anlatabiliyor muyum? 4 gün önce de yapılabilirdi bu. Kürtleri neden gazlıyorsunuz sınırda? Niye tomalarla su sıkıyorsunuz? Gerek lütfen. Yok. Bugün şimdi, aynı şey yapıldı. AK Parti şunu söylemedi Galip Bey. Bakın, siz arkadan dolaşın biz görmeden Kobani'ye geçin demedi ki. Bugün açtı sınırı çocuklar da geçtiler. Ya benim laflarımdan bunu çıkaramazsınız. Ben ayrı bir şey söylüyorum. Şimdi bir taraftan. Orada can güvenliğinden dolayı size sığınan siviller var. Evet. 138 bin sivili siz almak durumundasınız. Evet. Ve Türkiye bunu başarılı bir şekilde 138 bini almıştır. Bununla ilgili şu anda AFAD Başkanı dün Urfa'daydı. Evet. Her türlü yardım yapılıyor. Orada 20 bin kişilik çadır kent kurulacak, konteyner kent kurulacak. Geriye dönmek isteyenlere geriye dönüş için gereken yapılacak. Ama burada Öcalan'ın çağrısı üzerine toplanan gençleri kura ve oradan karşı tarafa savaşmak için geçenleri güpegündüz siz göz göre göre hangi demokratik ülke sınırlarını açarak hiçbir izne tabi tutmadan müsaade eder? Yani mesele oradaki çatışma, oradaki kargaşanın ama sebebi Galip bu. Bey, ve o sınırda bir taraftan da Türkiye tarafına geçmek isteyen insani amaçlı geçmek isteyen insan şeyler var.
Hayır canım, bin tane genç var. Geldiler, bin tane genç. Ailelerini bıraktılar, ondan sonra geriye gittiler. Onlarla birlikte Suriye Türkiye'den de geçenler. Nereden biliyorsunuz siz? Sınırda durup insanların pasaportunu saldırdınız. Bir sürü insan gitti oraya. Suriyeliler geçti. Bir sürü insan geçti. Suriye'den kalkıp vize mi alacak Türk vatandaşları? Oradan geldiler, çocuklarını, eşlerini, annelerini bıraktılar. Bir kısmı hayvanlarını ve araçlarını bıraktılar. Yalnızca onlar sonra değil, Türkiye'den bir sürü genç döndüler. Geçti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçmedi, yanlış hatırlıyorsunuz. Abdülkadir Bey, geçti geçmez mi? Peki, bu konuda son Galip Bey bir şey söylüyordu, sözünü kestim. Buyurun Galip Bey, bir şey diyordunuz. Sayın Selvi'nin dediği gibi yaşlıları, çocukları, kadınları, hayvanları bu tarafa geçirip tekrar öbür gün dönmek isteyenler oldu. Bugün de dönmek isteyenler oldu. Türkiye bu geri dönmek isteyenlere müsaade eder. Çünkü peki siz, Kürtler dayanışmak için geçmek isteseler Türkiye sizce izin vermemeli mi Galip bununla Bey? Çok birlikte, açık soruyorum. Bakın Kürtler birlikte, dayanışma için insani yardım amacıyla. Evet. Ama çok basit bir soru soruyorum. Cevap verin. Ben mesela düşünüyorum. Kobani ile Suruç, Beşiktaş'la Ortaköy gibi. Bunlar ayrı yerler değil. Suruç'ta yaşayan bir Kürt olsam, oradaki amcaoğlumu IŞİD'den korumak için geçerim ben arkadaşım. Ben bu anda ben bir Sünni Türk olarak duramıyorum yerinde. Bu IŞİD orada bizim akrabalarımızın üzerine giderken nasıl bir şey yapmıyoruz diye. Koray siz Bey, bir Kürt olarak Koray Bey. Hayır, ben sorumu sorayım. Bir Kürt olarak Koray Bey, siz diyor musunuz ki yanlıştır? Akrabalarınızı korumak için geçersiniz. Evet. Bunda hiçbir sorun yok. Tamam, ama siz diyorsunuz ki Türkiye devleti bunları durdursun mu diyorsunuz? Bakın, oradaki insanlar karşı tarafa geçmek istedikleri zaman bunun hangi yollarla olabileceğini çok iyi biliyorlar. Geçmek isteyenler istediği gibi geçiyorlar zaten. Yani arkamızı ama dönelim oradan geçsinler. Siz geçmek isteyebilirsiniz. Geçmesin. Bu gayet ya insani bir şeydir. Bizi, oradaki bu mantık bizi var ya batırıyor. Yani, bu Koray, kusura bakmayın ama bu çifte standart beni ya siz bunu söylersiniz de bakın son bir şey söyleyeceğim. Son buyurun, bir şey söyleyeceğim. Siz bunu söylersiniz de sizin dediğinizi yapalım. Yarın 10 bin tane genç Diyarbakır'dan, Mardin'den gelsin ve Kobani'ye geçsin. Bütün Türkiye ayağa kalkar ve der ki AK Parti hükümeti PKK ile işbirliği yaptı. PKK'ya katılmak için milleti örgütledi ve gönderdi. Buna ne cevap verirsiniz peki devlet olarak? AK Parti hükümeti PKK ile konuşuyor zaten. Olmadan bunları konuşuyor çok kolay. Yani. Koray, ben senin gibi düşünmüyorum şu anlamda. Tabii ki yani bir Kürt genci... Sen nereden çıktın bu sorun? Galip Bey'le orada anlaşıyorum. Ben de izliyorum sizi. 5 dakikadır izliyorum. Enteresan bir tartışma yürüyoruz. Mustafa, evet. Yani tabii ki bir Kürt genci Kobani'de mazlum Kürtlere yardım etmek isteyebilir. Yani bir Kürt olmayan bir insan da isteyebilir. Saygı duyacak bir şey. Sen ama dayanışma dedin. Gidip savaşacak orada bir kere. Yani bu aşikar bir şey. Şimdi bu da anlaşılır bir şey. Yani tamam, Türkiye'den de Çeçenler gittiler zamanında Çeçenistan'da. Bosna'da ben bir şey olsa Allah korusun. Filistin'e gitti bir savaşırım falan. Yani şimdi bu olabilir ama yani bir devletin de sınır açıp giden isteyen girsin çıksın demesi hakikaten Mustafa, olacak sınır bir şey. Mustafa, zaten sınır kalmadı ki, giren çıkan yani, belli değil. Sınır korumuyor. Kalmadı diye AK eleştiriyoruz ama biz zaten. Allah aşkına, ya bir dakika şimdi Koray, sınır zaten çok geçirgen diye eleştiriliyor. Şimdi yani binlerce ve bir de unutma sonuçta yani bu bir Abdullah Öcalan emriyle yani PKK'nın liderinin emriyle birileri PKK yani Taksim PYD bayrağı altında. Yani ben anlıyorum buradaki söyleyeyim duyguyu da yani bu. Yani şimdi bu, yani bunun üzerine bak şimdi en azından şunu görmen kere lazım yani ki. Yani bir Koray, bir lider söyledi. 5 dakika konuştum bak. En azından şunu soru görmek lazım ki. Soru bu zor bir karar yani bir devlet içinde. Sonuçta dolayısıyla bu, Galip Bey katılıyor musunuz? Katılıyorum yani, Galip Bey. Anlatamaz diyor. Katılıyorum ve şunu söyleyeceğim. Suriye Kürtleri birkaç yıldır çok şikayetçiler Türkiye'den bu konuda. Haklı oldukları noktalarda olabilir. Türkiye IŞİD'i desteklemedi ama El Nusra derseniz orada durum daha karışık. Haklı oldukları nokta olabilir. Ama Suriye Kürtlerinde ve genel olarak Kürt siyasetçilerde çok büyük bir alınganlık da var. Konu Türkiye olunca hemen Türkiye bizim soykırımcımız, katliamcımız falan böyle büyük bir retorik başlıyor. Yani bu kadar da haksızlık etmemek lazım. Bugün Neçirvan Barzani'nin bir açıklaması vardı. İki şey söyledi. Bir, Türkiye IŞİD'i falan desteklemiyor. Böyle bir şey yok dedi. Ve Türkiye Kürdistan'ın dostudur dedi. Bunu söyledi Neçirvan Barzani. Yani Kuzey Irak Kürdistan bölgesinin işte başbakanı. Yani dolayısıyla yani bu konuda tamam Türkiye'nin geldiği noktayı görürsek yani çözüm sürecini şunu bunu PKK'ya gösterilen belli toleranslığı görürsek bir taraf yani sınırdan da böyle PKK'ya katılmak için gidenlere bu kadar hoş göremesin ya. Yani. Bunu da anlamak lazım. Abdülkadir Bey bir şey söyleyeyim. Yani tabii şu var. Yani Türkiye'yi
çocuklarını niye savaşa göndermediyle suçlayan bir yaklaşım tarzı var ki bu çok tehlikelidir. Yani Fransa neden çocuklarını toplayıp organize edip savaşa gönderir? İsterseniz bu konuda yolcu uçakları hazırlayalım, gönderelim. Asıl Türkiye sivil evlatlarını oraya gönderirse ondan hesap sormak gerekir. Şunu savaş kadar çok tehlikeli bir şeyde aslında, çocukların cepheye sürülmesi kadar yanlış bir şey olmaz. Ha, tek bir şey ekleyebilir miyim? Şunu söyle, ben Türkiye'nin Irak Kürdistan'ını daha iyi desteklemesini bu arada savunuyorum. Biraz Suriye Kürdistan'ını. Ben de onu söyledim. Şimdi çok özür dilerim. Basit bir şey var, gerçeklik var burada. Tamam söyle. Peki sen söyle. Çok basit bir gerçeklik var. Şu ikiyüzlülüğü yapmamamız lazım. Dünya alem IŞİD'e katılan militanların büyük bir kısmının Türkiye'den geçerek IŞİD'e katıldığını biliyor. Türkiye bir aracı yol. İstanbul'da, Fatih'te IŞİD'in nasıl insanları kandırdığı, organize ettiğini dünyadaki gazeteciler bilirken Türkiye'nin istihbarat ağının bunu bilmemesi imkansız. Kaç tane IŞİD militanı Türkiye'de yakalıp böyle bir şey olmaz diyerek bu savaşı Türkiye pompayla gidilmez. Kişi, bir saniye. Kaç tane insan yapıldı? Hiç kimse yapılmadı. Sınır dışı sen etti. Bir Türkiye, Türkiye devleti Hocam. Olarak sen bunu yapmıyorsun. İstihbarat toplantısı yapmıyorsun. Birlikte çalışmıyorsun. Zaten istihbaratına kimsenin güvendiği yok. Musul'da insanlarını kaptırıyorsun. Bir de onun üzerine Kürtlere orada bir Abdullah Öcalan dedi diye gidiyorlar. Yok biz gaz sıkalım. Bak savaşa insan göndermemek için ne kadar barışçı devletiz ki. İnsancıkların üzerine gaz bombalarıyla saldırıyoruz. Peki, gitmesinler bu diye. Bu konuda yani buna çocuklar bile inanmaz yani. Bu onun için ona bir söz ayrılacak vereyim. Bir cümle, iki cümle. Bir Mehmet Altan'ın sözlerine bir açıklık getirmek istiyorum ama bir cümle. Ne olursunuz sivilleri, çocukları savaşa gönderme konusunda bu kadar istekli ve hevesli olun. Ne isteklisi? Tam 8 tane çocuk öldürüldü. 3 tane mücadele etmemiz lazım. 8 tane çocuk, tam 3 tane ağacı korumak için öldürüldü. Bir kere bir kere açıp şey yazdınız mı? Darbe lazım. Yapıyorlar dediniz. Bakın, orada çocuklar öldürülürken. Kobani'ye, çocuktan siz Kobani'ye, bahsetmeyin. Kobani'ye, siz bana çocuktan bahsetmeyin. Kobani'ye gidip yani öldürülen çocukların annesini alkışlayanlar varken Kürt çocukları. Kürt bu ülkeye çok cenaze geldi. Bu ülkeye çok cenaze geldi. Bir de Kobani'den Kürt çocuktan cenaze geldi. Peki, çok şunu söyleyeceğim. Türkiye için 7 bin lazım. Kişi IŞİD'e katılmak üzere gelip tespit edip iade eden bir ülke. Bakın Galler'de devlet başkanlarının yemeğinde Fransa Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, Obama ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında geçen bir konuşma var. Fransa Cumhurbaşkanı diyor ki bizden 1000'e yakın katılım var. İngiltere Başbakanı diyor ki bizden 700-800 oldu ve nasıl önleyeceğiz bunu bilemiyoruz. Yani tüm dünyanın sorunu bu. Ve Mehmet Altan'ın konusuyla da o kadar çok bağlantılı ki Sayın Başbakan'a, Davutoğlu'na uçakta soruyorlar. Diyorlar ki Avrupa ülkelerinden IŞİD'e Türkiye'den daha fazla katılım var. Bu neden oluyor? Türkiye'de siyasal sisteme daha çok katıldıkları için mi Türkiye'den katılım daha az oluyor? O da verdiği cevapta yani siyasal sisteme dindarların daha fazla katılmasının bu tür radikal örgütlere gitmesinin engel olduğunu anlatıyor. Abi cümle okuyayım. Bende de var cümle. Senin yorumunu da benim için çok önemli ve değerli senin yorum ama bir cümle okuyayım. Diyor ki Türkiye'de siyasetin bizim üzerimizden içselleştirici bir siyaset olması hem bu geniş muhafazakar dindar kesimi siyasi sistemin temel aktörü, parçası değil, haline getirdiği. Benim itirazım getirdiği, burada. Devam edeyim abi, bir cümle okuyayım. Eskiden dışlanan kesimdi, çözüm süreciyle de etnik bir ayrım ortadan kaldırıldı. Yani biz bunu siyasal sistemin içine alınca radikal unsurlara benim zaten buna bir gitmelerine gerek benim kalmıyor. Benim eleştirim buradaki temel aktör dediğim vakit toplumu dışlıyorsun. Tabii ki ben burada yani demokrasinin bir özü, demokrasinin doğrusu. Özü sistemin dışında bir şekilde unsurlar, insan bırakmamak. Tabii. Ama bir siyasi başbakan toplumun tümünü kapsayacak bir ifade yerine çok önemli bir siyasal sistem içselleştirmiştir demiyor. Temel aktörüdür dediği vakit o zaman bu dindarlıkla
demokratlık arasındaki olması gereken ahengi eleştiriyor. Doğrusu yani burada dışlayıcı bir şey görmüyorum ama daha da dikkat edilmesi gerektiği ortada. Bu konuyu birazdan tartışalım ama Abdülkadir Bey ayrılmadan önce Koray ve Mustafa Akyol da buna girmek isterler. Belki Galip Bey de bir şey söylemek ister. Şimdi buradaki Koray'ın bahsettiği mesele yani işte Selahattin Demirtaş'ta çağrıda bulundu. Abdullah Öcalan da çağrıda bulundu. Gidelim Kobani'ye sahip çıkalım. Geçen hafta benim programımda Hatip Dicle de söyledi. Gerekirse ben bile giderim dedi. Kobani bizim namusumuzdur dedi. Şimdi, Türkiye'de bu konuda çok eleştiriliyor. Ama burada Salih Müslim'in söylediği başka bir şey var. Salih Müslim diyor ki bize diyor insan gönderin demiyor. Bize diyor silah gönderin diyor. Destek gönderin. Çünkü bizim elimizde ne hava saldırısı yapabileceğimiz alet edevat var ya da araç gereç neyse uçak var. Ne tankımız var ne doğru dürüst silahımız var. Oysa IŞİD militanlarının üstünden Türk malı silahlar çıkıyor. Bu dengesizliği giderin diyor. Orada çok buna çok iftira ediyor. Silah, bak IŞİD'in elinde çıkanlar birçok düzenli ordunun dahi sahip olmadığı modern silahlar. Peki. Ve önemli ölçüde de Amerikan silahları ve çünkü Irak Obama'yla, Obama'yla Sayın Erdoğan'ın konuşmasında bu silah teknolojisi gündeme geliyor. Çünkü bunun arkasında IŞİD'in arkasında Körfez sermayesi var. Çünkü IŞİD'in arkasında Körfez'in istihbarat bir hafızası var, desteği var. Ve hem Irak ordusundan aldılar hem para ve silah temin etme konusunda hiçbir sorunlar yoktur. Ama PYD'nin bu konudaki çağrılar elbette ki dikkate alınmalı. Zannediyorum bu gece Ankara'da şu anda yapılan gizli ya da açık görüşmelerde HDP heyetiyle bu konular konuşuluyordur. HDP heyetiyle çok özür dilerim. Evet. Silah meselesi görüşmesi. Onu bilemem. Onu bilemem ama HDP heyetinin bu konudaki duyarlılığı önce Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan aktardılar. Ve bugün yapacakları görüşmelerde elbette ki onlar sivil siyaset yapıyorlar. Silah gönderilsin, savaşçı gönderilsin demelerini beklemiyorum ama bu konuda yardım kanallarının açılması için ciddi bir diyalog içerisine girdiler. Bunun olumlu sonuçlarını almalarını beklerim. Yani bunu aslında gene deminki daha geniş bir açıdan tartışmak, belki sonra güncele indirgemek lazım. Buradaki eleştiri Türkiye'nin Irak Kürtleriyle Suriye Kürtlerine farklı davranıyor olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda da yeniden oluşacak Orta Doğu'da Kürtlerin çok önemli bir aktör olacağı görülüyor. Bu IŞİD'in ortaya çıkması her yere ayar verdi ve sistemin bence çıkarıyla çok çelişmedi. Kürtlerin içindeki iktidar kavgaları ortadan kalktı. Bir bütün antite haline geldiler. Şimdi Türkiye 21. yüzyılda belli ki yakın zamanda yeniden şekillenecek bölgede Kürtlere nasıl bakıyor? Yani bir Sünni İslam algısıyla bunun liderliği, halifeliği, önderliği vesaire gibi meseleleri mi öne çıkartıyor? Yoksa yeniden oluşmada dinamikleri iyi analiz ederek konumunu ona göre mi belirliyor? Burada Kuzey Irak'la Suriye Kürtlerine farklı bir duruş sergilediği, El Nusra vesaire gibi unsurlarla ilişkileriyle Rojava'ya bakışı arasındaki farklılıklardan dolayı bir eleştiri var. Benim görüşüm şudur ki 21. yüzyılda Kürtler çok büyük bir aktör olarak bölgede var olacaklar. Bunu IŞİD'in saldırıları ve zulmü hızlandırıyor. Aralarındaki çelişkileri ortadan kalkıyor. Türkiye bunu iyi okursa kendi yararına bir adım atar peki, diyorlar. Ayrılmadan bir cümle söyleyebilirim. Bir Türkiye bu konuda bir tercihini yapmıştır. Evet bu coğrafyada Kürtler daha görünür olacak ve Kürtler ve Türkler bu coğrafyada artık ittifak halinde olacaklar. Suriye konusundaki farklılığı hatırlarsanız Salih Müslim Türkiye'ye davet edildi. Salih Müslim hareketine Ankara'da geçmişte aynen KYB ve KDP olduğu gibi büro açılması gibi bir hazırlık yapıldı. Ama Suriye'de Kürtler Esed yönetimiyle birlikte çalışmayı tercih ettiler. O nedenle aynen Irak'ta yaşanan ittifak oraya paralel bir şekilde yansımadı. Ama şu var, ben bunu arizi bir durum olarak görüyorum. Türkiye önce kendi içindeki Kürtleriyle, sonra bu coğrafyadaki Kürtlerle barışarak yoluna devam etmek zorunda. Çünkü başka bir seçeneği yok. Bir cümle sadece, sonra size teşekkür edeceğiz ama biz devam edeceğiz. Galip Ensaroğlu, AK Parti milletvekili, onunla biraz bu çözüm sürecini konuşacağız ama Abdülkadir Bey, Abdullah, şimdi burada iki farklı ses duyduk. Kandil diyor ki bitmiştir bu iş. Tamamdır. Bu tampon bölge Kobani'ye yardım edilmiyor. Çözüm süreci artık yoktur diyor.
Oysa Abdullah Öcalan şu mesajı gönderiyor. Müzakereye geçin. Tabii. Burada yine iki farklı ses duyuyoruz. Kötü polis, iyi polis mi de denebilir falan. Burada müzakereye başlama adımını hükümet atacak mı, atmayacak mı? Şu günden bugüne bence, bir değişiklik evet, görecek evet, miyiz? Önemli bir nokta ama Kandil zaten her zaman bunu oynadı. Kandil çıtayı yukarıya koydu. Öcalan burada bir büyük akıl evet. olarak girdi ve düzenledi. Bence 6 maddelik yasanın çıkmasıyla birlikte zaten ikinci aşamaya geçilmiştir. Zorlukları var. Özellikle Kobani olayı burada çok ciddi bir sorun olarak ortada duruyor. Bunu görmemiz gerekir ama ben bunun aşacak iradenin hem hükümetle... Kobani'ye giderse Rojava geliyor. Peki Kobani neden çok kritik noktaya getirdi çözüm sürecini? Birazdan konuşacağız, tartışacağız. Abdülkadir Selvi'ye çok teşekkür ediyoruz. Diğer yayınlarımızda birlikte olacağız. Sağ olunuz. Bizden ayrılmayın. Aradan sonra birlikteyiz. Kobani zora sokar mı çözüm sürecini? Birazdan. Mustafa Akyol dedi ki reklam arasında biz IŞİD meselesini bitirdik mi? Ama hayır, bitirmedik de ondan önce şu sınırdan geçişler konusunda galiba bir şey söylemek yani istiyorsunuz. Buyurun. IŞİD'den Türkiye'ye katılımlar veya Türkiye üzerinden IŞİD'e geçişler meselesinde de bir sürü kafa karışıklığı var belki ya da hı-hı. ama önemli bir konu bu tabii ki. Şimdi bir önce şunu söyleyeyim. Niye Türkiye üzerinden geçiyorlar habire IŞİD'e gidiyorlar? Çünkü IŞİD'in sınırı olan başka bir ülke yok dünyada. Yani IŞİD Irak ve Suriye içinde ama onun dışa açılan tek kapısı Türkiye aslında. Türkiye. Yani böyle bir coğrafi realite var. Değil biliyorsun. IŞİD'in başka bir sınırı yok. Ya bir sürü yerden geçer. Yani IŞİD'in kontrolü altında olan toprakların Irak ve Suriye dışında... Sen Bağdat'ta yaşayan bir Sünnisin mesela. Ya, güneyden girersin. Ya Bağdat'ta yaşayan Sünni olarak girersin de dışarıdan geldiğinde direkt IŞİD topraklarına girebileceğin bir tek bizim Suriye sınırı ya var. Ya Mustafa'cığım Irak'ın bir tek sınırı Türkiye ile mi var? Irak'ın diğer tarafları Şii, Koray yani Güney Basra'dan girersen girersin. Ya milletin alnında yazmıyor Şii. Girersin geçersin tamam, ne olacak yani. Ama IŞİD'in doğrudan geldiğinde sınırdan geçtiğinde katılabileceğin tek yer Türkiye. Yani Türkiye'nin böyle bir durumu var. İkincisi Türkiye ilk bu işin başından beridir. Evet yabancı savaşçılara geçiş verdi. Ama bu IŞİD meselesi ortaya çıktıktan sonra Batılıların da uyarmasıyla falan Türkiye bir noktadan sonra bu işe fren koydu. Nitekim şimdi EK1000'e kadar Batılı tekrar geri gönderilmiş falan. Bu konuda Amerika ile Türkiye arasında falan süren de bir işbirliği var. Bunu da görüyoruz yani. Ha Türkiye içinden katılım var mı? Türkiye içinden de katılım var. Bunun son dönemde haberleri çıktı. Türkiye'de bir tartışma yarattı biliyorsunuz. Hatta bunun üzerine yani New York Times'la işte Başbakan ya da Cumhurbaşkanı arasında bir polemik ortaya çıktı. Ben şöyle görüyorum. Türkiye'den katılım var mı? Var. 1000 civarında insan oldu aşağı yukarı. Aynı sayıda aşağı yukarı İngiltere'den, Fransa'dan ve Rusya'dan da var. Hatta New York Times'in bir haritasına göre bu 3 ülkeden katılım Türkiye'nin bile biraz fazlası. Bu şu anlama geliyor. Yani dünyanın farklı yerlerindeki Müslüman toplumlar içinden IŞİD ideolojisine kapılan insanlar var. Ve bunlar illa Türkiye'de daha fazla değil. Yani Tunus'tan falan da çok daha fazla var. Bunun karşısında şunu görmek lazım. Bu bir realite. Çünkü IŞİD'in bir ideolojisi, bir IŞİD fıkhı var. Yani bir İslami kendi içinde bir jargonu var. Bu çok yanlış, çok fanatik. Ana akım İslam'dan çok sapan bir şey ama bu var. Ve buna ikna olan insanlar var. Dolayısıyla biz Türkiye'de ya yok böyle bir şey demek ya da bu büyük bir komplodur falan demek yerine ya bu nasıl ikna ediyor insanları buna karşı din adamlarının daha net tavırlar, izahlar ortaya koyması lazım. Onun için mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belki daha da aktif olması lazım. Önemli açıklamalar yaptı. Ay, ama şu Bild'de çıkan, şimdi Alman gazetesinde çıktığı için otomatikman işte bunlar zaten Türkiye'yi bölmek isteyen ve işte gibi hani sözler söylenecek ama yani Bild'deki bu haberi ciddiye alması gerekiyor mu Türkiye'nin? Kesinlikle alması gerekiyor. Almanya'nın Türkiye'yi dinlediğini biliyoruz ve MIT'in bir raporundan bahsediliyor Bild'de. IŞİD'i kontrol altına alamıyoruz diyor bu habere göre MIT. Bu ciddiye alınmalı mıdır? Ciddiye alınmalı. Batı basının bize yaptığı bir iyilik şu oldu aslında. Bizim basının yani o kadar da gidip araştırmadığı falan bir sürü hikayeyi, yani kadının kocası IŞİD'e katılmış, çocuklarını almış, tekrar oraya götürmüş, yerleşmiş falan. Biz böyle şeyleri New York Times'dan okuduk. Şimdi New York Times bunu diyor deyince, vay alçaklar bizim hakkımızda neler uyduruyor falan. Demek yerine, ya demek ki böyle bir realite varmış diye bakmak lazım. Ha, şunu kastediyorlarsa, bu Türkiye hükümetinin desteğiyle oldu diyorlarsa yanlış. Ama zaten önüne demiyorlar yani Batı basının. Ama bunu diyen birileri olabilir.
Örneğin Adana'da durdurulan MİT kamyonları ile ilgili dava başlatıldı. Durduran askerler hakkında. Polisler, asker vesaire. Onların ifadeleri var. Mesela kimse üstünde durmuyor. Türk basını büyük sağ pres olduğu için. O neler gördüklerini anlatıyorlar. İddianamede anlatıyor. Hayır, ifadelerinde. İfadelerinde anlatıyorlar, pardon. Mesela dış basın, dünya basını bunu aldı. Diplomatlar gitti. Şimdi burada ne baskı yapma. Baskı ne anlatıyorlar, ben de onu diyeceğim. İşte gidelim bakalım o şeye ne anlatıyorlar, neler gördüler. Nasıl silahlar mı gördüler? Siz baktınız mı? Hayır, bunu dışarıya aktardılar. Yani dosyayı aldılar, tercüme ettiler. Şimdi bu siyasal iktidar baskı yaptığı vakit sustururum zannediyor. Adli alana dahil oldu bu iş ve bütün bu işin aktörleri, yani devletin memurları, şu anda mağdur hale getirilmiş devlet memuru, gördüklerini ve bildiklerini bütün belgeleriyle mahkeme dosyalarına koyuyorlar. Bir tanesi de Adana'da görüşülen dava. Orada onu durduran, savcı emriyle durduran ve bugün maalesef sanık haline gelmiş insanların söyledikleri var. Ne diyorlar? Silah var diyorlar, değil mi? Ya inanılmaz şeyler anlatıyorlar. Bence de silah vardır da silahın kime gittiği ayrı bir tartışma. Hayır, yani bu tartışmalı bir mesele ve onun için bu meseleye mesafeli durmak lazım. Peki Galip Bey, bunu bir açıklayabilir misiniz bir milletvekili olarak? Mesela Bild gazetesine çıkan bu MİT'in işi de kontrol altına alamıyoruz. Yani bu mesele önemli. Gerçekten hani Türkiye devlet olarak, devlet politikası olarak işi de desteklemiyor mu o belli değil ama sürekli şu haberler duyuluyor. İşte mesela geçenlerde Şanlıurfa'daki bir hastanede tedavi altına alınan IŞİD militanları. Zaten Salih Müslim'in de PYD'nin de söylediği bu. Ya bir taraftan IŞİD militanlarını tedavi ediliyor, buna göz yumuluyor. Diğer taraftan bize gelecek olan insanlara set çekiyorsunuz. Şimdi bu çelişkiler içinde nasıl ilerlenecek? Ne diyorsunuz bu meseleye? Şimdi olayları çok birbirine karıştırmamak lazım. Siz Türkiye'de tedavi gören her sakallıyı IŞİD'li zannederseniz öyle yorumlarsınız. Yani her orada savaşan, ÖSÖ'de veyahut da farklı gruplarda savaşan herkesin sakalı vardır. Yani oradaki milletin yarısı sakallı. Şimdi orada her tedavi gören sakallıyı siz IŞİD militanı olarak yorumlayıp bu sonucu çıkarabilirsiniz. Şimdi Türkiye, bir kere herkes iyi bilmeli ki Türkiye IŞİD'e yardım edemez, sempati duyamaz, sıcak bakamaz. IŞİD Türkiye için bugün itibariyle en büyük tehlikelerden biridir. Yani bugün IŞİD'in Kobani'yi ele geçirmesi, IŞİD'in Türkiye ile sınır olması Türkiye için ileriye dönük çok büyük bir tehdit ve tehlikedir. Türkiye çok net bir şekilde, Sayın Cumhurbaşkanı bugün IŞİD'i bir terör örgütü olarak tanımlamıştır. Çok net bir şekilde ifade etmiştir ve bu koalisyonun içinde yer alacağını söylemiştir. Ve bu koalisyona sıcak baktığını söylemiş. Ama ne şekilde yer alacağını Türkiye kendi ülke çıkarları doğrultusunda belirler. Şimdi burada yani PYD ile bütün o Rojava'daki Kürtleri ve oradaki IŞİD'le olan çatışmayı yorumlarken çok net bir şekilde bakmanız lazım. Şimdi bugün ben Kobani'den geçen 138 bin kişi geçti. Bunların temsilcileriyle telefonla görüştüm. Türkiye'deki siyasi tartışmaların tarafı olmak, aleti olmak istemiyoruz. Biz orada insani bir dram yaşıyoruz. Hayatımız tehlikede ve buraya sığındık. Tekrar durumlar düzeldiğinde kendi topraklarımıza geri dönmek istiyoruz. Şimdi bu Rojava'daki topraklar binlerce yıldır Kürtlerin kendi toprağı. Kürtlerin yaşadığı kendi toprakları. Ve Kürtler her zaman kendi topraklarını savunmasını binlerce yıldır bilmişlerdir ve savunacaklardır. Bugün IŞİD saldırsa da, yarın başkası da saldırsa bütün tehditlere karşı kendilerini savunacaklardır. Bunda bir sorun yok. Ama siz kalkıp da henüz çözüm süreci bitmemişken PKK'nın, KCK'nın bir art kolu olan PYD'ye, henüz Türkiye'de silahlı güçleri varken niye silah yardımı PYD'ye yapılmıyor gibi bir eleştiri yaparsanız bu çok mantıklı bir eleştiri olmaz. Ancak buradaki Kürtlerin güvenliğinden de, Suriye, Rojava'daki Kürtlerin güvenliğinden de, Irak'taki Kürtlerin güvenliği de Türkiye'yi ilgilendirir. Artık Kürtlerin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Bunu çok net görmek lazım ve çözüm sürecini de eğer biz sonuçlandıracaksak çözüm sürecini
Rojava'dan bağımsız düşünemezsiniz. Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin sınırlarından bağımsız düşünemezsiniz. Ve yeniden hem kendi Kürtlerinizde yeni bir sayfa açarken, bu iç barışı barışçıl yollarla çözüm ararken, aynı evet. zamanda eş zamanlı olarak Suriye'deki Kürtlerin ve Irak'taki Kürtlerin de durumunu birlikte değerlendirmek zorundasınız. Oradaki Kürtlerin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Burada evet. koalisyon güçlerinin IŞİD'i nasıl durduracağı, oradaki halkı nasıl tehdit eder olmaktan çıkaracağınızı, hangi yollarla bu ittifakın içinde yer alacağınızı oturur düşünürsünüz. Peki. Ama PYD'ye kalkıp da resmi olarak silah vermeniz evet. yarın çok daha büyük sorunlar kendi içinizde yaratabilir. Peki. Yoksa oradaki şunu... Rojava'daki Kürtleri kendi kaderine terk etmek gibi Türkiye'nin bir düşüncesi olamaz ve olmamalıdır. Peki, oradaki Kürtlerin IŞİD tehdidinden kurtulabilmesi için. Evet. Evet. Şunu sorayım mı? Şimdi şöyle özetleyelim o zaman. Türkiye'nin iki tane alerjisi var. İki büyük alerjisi var. Suriye'de Esad, ikincisi de PYD'nin ya da dolaylı olarak PKK'nın eline bu olaydan dolayı silahların geçmesi. Bu iki alerjisi var ama bir de çok tehlikeli dediği bir IŞİD meselesi var. Bu iki alerjisi arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Nasıl olacak bu? Ya Kürtlere silah verecek ki gitsinler, hiçbir şekilde karşı savaşsınlar. Ya da Esad'ı tanımak zorunda kalacak ki hiçbir şekilde karşı koalisyonun içinde yer alsın. Hangisi? Hiçbir şekilde böyle bir tercih söz konusu bile olamaz. Peki. Yani burada IŞİD'le siz oradaki Kürtleri aynı kefeye koyamazsınız. Oradaki Kürtler Türkiye'nin bir parçasıdır. Oradaki Kürtler sınırın bu yakasının akrabasıdır. Siz onları ya onu tercih konumuna Türkiye'yi getiremezsiniz. IŞİD'i tercih etmek gibi Türkiye'nin bir şansı asla yoktur. Böyle bir şeyi de Türkiye hiçbir zaman değerlendirmemiştir. Aha. Ve PYD'nin başı Salih Müslim'le de Türkiye'nin devletin yetkilileri görüşmüştür. Görüşmeye de devam ediyor. Aha. Bu çözüm sürecinin bir parçasıdır. PYD ile de görüşmek, oradaki ilişkileri de çözüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor Türkiye şu anda. Ama bunu yaparken siz kalkıp da daha çözüm süreci sonuçlanmadan PYD'ye resmi olarak silah verirseniz siz Türkiye'nin içinde yeni sıkıntılara sebep olursunuz. Böyle bir şey de olmaz. Yani şimdi ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Oradaki Kürtleri ama mutlaka korumak lazım. IŞİD tehdidine karşı Türkiye'nin koruması lazım. Evet. Çünkü orada tamamen düz bir ovada korunaksız bir şekilde IŞİD'in elindeki ağır silahlara karşı mücadele veriliyor. Peki. Orada IŞİD'i durdurarak, bu koalisyon güçleri tarafından durdurarak yapmak mümkün. Diğer taraftan da PYD'ye silah vermekten bahsetmek mümkün. Evet. Koray Çalışkan'ın bir sorusu birincisi, ya da yorum var. Bu. Yani bir hatırlamamız gereken bir şey var. İnsanlar silahları olmadıkları için savaşmazlar. Savaşacaksan o silah bulunur. Dünyanın en ucuz şeyidir. İnsanların savaşmamalarının nedeni ona ihtiyaç duymamalarıdır. Savaşsız bir konuşmayı, pazarlığı götürebilmeleridir. Öncelikle Galip Bey'in söyledikleri çok güzel bence. Yani AK Parti'nin artık IŞİD'i net bir şekilde bir terör örgütü olarak görüp, meseleyi karıştırmadan, birkaç yere çekmeden Türkiye IŞİD'in doğrudan karşısındadır diyerek, yalnızca rehine krizinde bağımlı olarak değil, ondan önce de birçok konuda farklı yerlere çekilebilecek açıklamaları vardı. Hatta iki gün önce Hüseyin Yayman'ın, biraz önce gördüm kendisi bizi izliyor, birkaç tane de RT'lemiş, kendisine burada selam göndereyim. Hüseyin Yayman'ın Yalçın Akdoğan'la yaptığı röportajda aynen şöyle diyor. Birincisi, Türkiye maceraya atılmamalı, konu IŞİD ve PYD. IŞİD sosyal tabanı olan bir koalisyonmuş. İnsanları o kadar üzmemek gerekiyormuş. Orta Doğu'da Sünni savaşının bir parçası olmamamız gerekiyormuş. Hala daha orada kafa karışık. Yani ne söyleyeceğini tam bilemiyor. Şimdi Galip Bey'den çok mutlulukla dinlediğimiz bir şey var ki AK Parti artık kararını vermiş, IŞİD'e karşı net bir tavır alacak. Aslında Türkiye'nin şu anda vermesi gereken karar şu. Bir, öğrendik artık, sosyal bilimcilerde, siyaset bilimcilerde net bir şekilde gösterdi. Merkezi devlet olmayınca IŞİD gibi belalar her zaman çıkıyor. İki, karşınızda laik Kürtler mi olacak, İslamcı teröristler mi olacak? Net. Artık o mudur, bu mudur, işte yok sosyal tabanı varmış, bunu artık yok. Senin karşında eğer iki tane opsiyon varsa, üçüncü opsiyonumuz yok.
Ne yapacaksın? Esad'a yıllardır söylemediğini bırakmayan AK Parti hükümeti şu anda bütün dünya gibi Esad'la konuşmaya mı başlayacak? Konuşacaklar. O başka. Ama yapabileceğin başka dış politika opsiyonu yok ki. Miyop, duygusal, sünnici dış politika bizi zaten birkaç tane opsiyona itmiş durumda. Artık bu hatalardan geri dönüp yavaş yavaş meseleyi, halıyı geriye toplamanın zamanı geldi. Burada kilit Galip bir laf söyledin. Laik Kürtlerle mi komşu olacağız? Laik Kürtler mi? İslamcı teröristler mi? Bu kadar basit. Burada siz sence nereden yana ağırlık koymalı? Sence benim sorum bunu yanıtlamıyor mu? Ben cevabını almak için sorayım. Tabii ki Kürtlerin yanında durmak zorundasın. Üç tane nedeni var. Birincisi bu ülkeyi Kürtlerle beraber kurduk biz. Tamam mı? Yani biraz önce Türkiye kendi içindeki Kürtleriyle iyi ilişkiler kurmalı dedi Abdülkadir Servi. Bir Kürt olsam çok incinirdim. Ne demek Türkiye kendi içinde Kürtleri? Ben Türkiye deyince Kürtler Türkler bir ayrım yok ki. Biz kim oluyoruz da Türkiye'nin Kürtleri diye bir öyle bir şey yapamazsın. Türkiye'nin asli unsürüdür bir. İkincisi Kürtler biraz önce söyledim Suruç'la Kobani, Ortaköy'le Beşiktaş gibidir. Bir tanesi 300 bine ulaşmış artık Kobani'nin nüfusu. Suruç 100 bindi. Yani, ondan da büyüdü. Çok net. İktisadi olarak, tarihsel olarak, siyasi olarak Türkiye dışındaki Kürtler Türkiyelilerin akrabalarıdır. Evet. Ama Araplar da bizim akrabamız. Bakın IŞİD Arap olduğu için uzak durmamız gereken bir şey değil. Arabı da var içinde, Türk'ü de var, Kürt'ü de var. Bir sürü insan var. IŞİD terörist bir organizasyon olduğu için, Orta Çağ zihniyetini temsil ettiği için ve aynı zamanda da İslamiyet'in maalesef dünyadaki en çirkin temsilcisi olduğu için şu anda ve İslamiyet'i karaladığı için net durmamız gerekiyor. Mehmet Altan buyurunuz. Son cümleleriniz devam edeceğim böyle. Ne söyleyeyim? Nasıl kapatmak istiyorsanız son tespitleriniz. Yani burada bir kere Recep Tayyip Erdoğan'ı Obama kabul etmedi ve Biden'la görüştü. Bunun bir anlamı var. İkincisi bu Kerry'nin cephe hattında esas soru bu. Türkiye bu geziden sonra bu gelinen noktada cephe hattında yer alacak mı, almayacak mı? Yani IŞİD NATO ittifakı arasında nerede olduğu bu kadar çok tartışılan bir Batı müttefiki olamaz. Yani sabahtan akşama İster IŞİD'in yanında yer alıyor de, ister almıyor de. Ama dünyada ve Türkiye'de IŞİD'le bu siyasal iktidarın arasındaki ilişkiler bir tartışma noktasında. Net ve açık durduğum vakit böyle bir tartışma olmaz. Bu aynı zamanda da demokratik rejim askıya alındı. Sen deminden beri MİT'teki MİT raporunu söylüyorsun. Bak burada bizim kamera görsün bunu. MİT'in başka bir raporu daha var. MİT 8 ay önce yazmış bakanların Zarrab'la ilişkisi ortaya çıkarsa diye. Yani şimdi sen içeride bu kadar yargıyı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırır, baskıyla 17-25 Aralık'ı yok eder ve bunu bir sürekli din istismarıyla kapamaya çalışırsan ve bütün uslubun din üstünden ve siyasetini istismar üstünden götürürsen adama sorarlar. Der ki net bir karar ver ama ne olduysa oldu. Bu 49 reynenin bize nasıl verildiği daha bütün bu şamataya ve propagandaya rağmen doğrusu yakında daha net ortaya çıkacaktır. Ama bu gezi 49 reynenin verilmesinden sonra net bir soru sordular. Sen kardeşim bir karar ver. Anladığım kadarıyla o karar verildi. Bir cümle. 17-25 Aralık da bunun bir unsurudur mu? 17-25 Aralık muhtemelen yani bütün bu dinlemeler, ortaya çıkan her şey, hadiseler, şunlar bunlar bir siyasal İslam peşinde giden bir kirlenme ve sistemi askıya almayla dış politika arasındaki bağlantının odak noktasıdır. Mustafa Akyol, son cümle. Koray'ın dediğin üzerine bir şey söyleyeceğim. Koray, İslamcı terörist dedin. Aslında IŞİD gibi gruplara sosyal bilimciler İslamcı da demiyor, cihatçı diyor. Yok, ikisini. Öyle diyor genel. Ya bakabilirsin literatüre. İstanbul'un dersini veriyorum. İslamcı aslında iktidara gelip siyasi İslamcı
political yeni İslamist. Bir yani Koray evet yeni bir tartışma yani, başlamayalım. Yani buna bakabilirsiniz. Sosyal bilimciler öyle diyor. Yani çoğu böyle diyor Batı medyası. Yani, baktım olsa olduğun yerde ben hocayım tamam, bunun dersini veriyorum. Koray ben de veriyorum bu işin dersini başka bir üniversitede. Sen de dersini veriyorsun. Tamam o zaman farklı dersler veriyoruz. Olabilir. Ben böyle tanımlıyorum. İslamcıdan kasıt genellikle ana akım Müslüman kardeşler gibi Tunus'taki Nahda gibi yani şiddetle alakası olmayan iktidara gelip İslami siyasi cihatçı diye ayrı bir kategori ayrı var. El-Kaide ile çıktı ortada. Söz veriyorum. Ve böyle bir şey yok. Kendin kategori ya Koray, başka bence var yapacağım. Sence yoktur. Olur bir tane. Ben olduğu kanaatindeyim. İstiyorsan ara internet. Bence de ama ben sosyal bilimcilere göre. Söz veriyorum. Tamam. Size bununla ilgili ayrı bir program tamam. Yapacağım. Şunu demek istiyorum. Bu cihatçılık denen akım ki IŞİD de bunun en fanatik örneği çok ciddi bir problem. Bu sadece de IŞİD'de değil. Bunu Boko Haram var Afrika'da. El-Şebab var Somali'de. Bu İslam dünyasında ilk dönem hariciliğinin yeniden uyanması bir taraftan. Bir taraftan çok koyu bir selefi fıkıh. Yani şöyle bir şey, biz iyi Müslümanlarız, kalanı kafir diyor. Kafir diyenleri de kesmeye başlıyor falan. Böyle bir ideoloji var. Yani bunun da bir realite olduğunu, fikri bir problem olduğunu İslam dünyasında. Tamam bunun sosyolojisi var ama bunun ideolojisi var, fıkhı var, teolojisi var falan. Dolayısıyla burada din adamlarına da önemli bir rol düşüyor. Bu anlamda... Ya Koray, biliyor musun? Bence güzel böyle kardeşim. Yani sen katılma. Merkezi bakalım. Devlet yokken bu çıkar. Sen Koray, merkezi devletin olmayan her yerden Boko Haram çıkıyor diye dünyada bir şey yok. Yani. O net. Mustafa yani sosyal bilimciler en net bunu gösterdi. Tamam, sen Galip Bey'e de iki cümle vereceğim. Kımer Ruj'la mücadele etmen gerekiyorsa Marksizm'le de yüzleşmen gerekiyordu belli bir ölçüde. Bu da bunun gibi bir şey. Yani sonuçta son cümle. Türkiye'nin burada aslında önemli bir rolü var. Türkiye'nin İslam geleneği, Hanefi fıkhı, Osmanlı geleneği falan zaten... Bunlara çok çok ciddi alternatif oluşturan bir şey. Türkiye'nin bunu daha net bir şekilde ortaya koyması lazım. Gerekir. Galip Bey, son cümlesi haksızlık olmasın istiyorum. Çözüm sürecinde somut adım, Konumuz... Somut adım görebilecek miyiz? Yani, somut adım... Ne olacak? Somut adım. Tam da o noktadayız. Yani bir taraftan Türkiye'de Kürt sorunu çözerken, diğer taraftan bunun bir parçası olarak Irak... ve Rojava'da Kürtlerle yeniden bir eşitlik temelinde ittifak. Bu Türkiye'nin bir hedefidir. Ama aynı zamanda IŞİD'i konuşuyoruz. Önemli bir tehdit. IŞİD'i konuşurken de IŞİD eğer küresel bir sorun haline geldiyse 80 ülkeden terörist toplayabiliyorsa o zaman IŞİD'i de doğru tarif etmemiz lazım. Az önceki gibi Yayman Hoca'ya da haksızlık etmeyelim. Çünkü IŞİD'i tarif etmeden onunla mücadele de edemezsiniz. Yani evet IŞİD'in toplumsal bir tabanı var. Sosyolojik olarak baktığınız zaman tarihsel bir arka planı var. Selefi ve Vahabi geleneğinden o damardan güçlü bir şekilde besleniyor. Bir anda Irak'ta ikinci büyük kent olan Musul'u ele geçirdiğinde halkın desteğini alabiliyor. Bunu çok iyi okumamız lazım çünkü çok büyük bir tehlikedir. Bunu eğer okuyamazsanız ona karşı mücadeleyi de geliştiremezsiniz. Amerika 3 yıl derken o gün buradaki örgüt militanlarını vurmayı 3 yıla yaymıyor. 3 yılı aslında bunu tamamen fikren o bölgeden silip atmanın yollarını arıyor. Yoksa askeri olarak 15 günde de belki yok edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Bence çok verimli ve iyi bir tartışma oldu. Bir cümlenizi rica ediyorum. Neçirvan Bazani ile sürekli görüşen bir Ankara var ama Salih Müslüm diyor ki esas savaşan benim ve ben de muhatap alınmalıyım. Sadece bir cümle rica ediyorum. Başka bir toplantıda, bir programda bunun ayrıntılarını tartışırız ama sizce Ankara, hükümet Salih Müslüm'ü davet ederek şu yardım meselesini, askeri stratejiyi nasıl mücadele edeceğini görüşmeli midir? Bunu yapabilir mi? AK Parti bunu bu adım atabilir mi? Bir cümle. Yani Türkiye devlet olarak henüz Salih Müslim'le görüşmemişken ilk Rojava'daki durum ortaya çıktığı zaman Salih Müslim'le mutlaka devlet yetkilileri görüşmelidir diyen benim. İşte onun için şimdi soruyorum her size. Aşamasında Salih Müslim'le görüşmelidir. Bize rağmen orada bir şey olmamalıdır. Bizimle birlikte olmalıdır. Orada eğer kim hakimse, kim şeyse bunlarla birlikte görüşmelisiniz. Ve Türkiye'ye bir tehdit olarak değil, belki ileride bir ittifak ama bu ittifak Türkiye'yi tehdit eden bir ittifak değil.
Türkiye ile birlikte Orta Doğu'ya barış getirecek bir ittifakı kurmak zorundayız. Peki. Çok teşekkür ederim. Bunu özellikle size sordum. Siz söylemiş olduğunuz için. Şimdi söylediğiniz de bence çok önemli. Bilmiyorum hükümetin diğer yetkilileri bunu not aldılar mı, alırlar mı, dikkate alırlar mı? Çok çok teşekkür ederim Galip Ensarioğlu'na, stüdyodaki konuklarıma, Mehmet Altın'a, Koray Çalışkan'a ve Mustafa Akyol'a ve tabii ki Abdülkadir Selvi'ye bizden ayrıldı. Sizlere de izlediğiniz için iyi akşamlar efendim.